toplumsal yönü var, politik yönü var. Hani bunu Kadınlar Günü'nü kutlayarak yener miyiz, yenemez miyiz bilmiyorum ama benim önemsediğim yanı bu. Ve bundan sonra bu süreçte de yani ben hayatım buna da adayanlardan biriyim. Yani çok feminist falan olmadım yani feminist falan değilim ama 50 yaştan sonra kadın olarak kendi serüvenimde ne kadar mücadele verdiğimi fark ettim ve başarma hissinde onu çok iyi geldiğimi fark ettim. Ve dedim ki ben bundan sonra kadının olduğu yerde, kadının varoluşunu, değerliliğini, mücadelesini desteklemem lazım. Nesiller boyu bunu yapmam lazım diye düşündüm. O yüzden konuşmamı içten bir kutlamayla başlamak istedim. Size çiçek falan dağıtmayacağım. Ben ciddiyeceğim. Çok ömrümüzü bildim. Kimi beni algılayın. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Bugün bilinç dışının sessiz seans odasında, terapi odasında. Bu önemli çünkü ben size kendi hikayemi anlatarak başlayacağım. Önce kendimi tanıtayım. Bu da hali hazırda profesyonel terapi yapan var mı? Yoksa öğrenci. Siz kaç yıldır terapi görüyorsunuz? 2,5 sene önce. 2,5 sene. Terapi yapmayı hedefleyen kaç kişi var? Yani terapist olmak isteyen. Evet, harika. Bugün önemli bir gün. Yani gerçi burası böyle bilgi deryası gibi. Ben de izliyorum şeyden, gelemiyorum. Ama hani burada akıyor bilgi. Hakikaten iyi bir yerdesiniz. Ve bu konuda sevgili hocamız, ben de 8 BFT mezunlarındanım. Şu an 14. yapılıyor galiba. Yaklaşık 5-6 yıl öncesi. 16. yapılıyor hocam. 16. evet. 10 yıl önce. İşte 8 yıl olmuş ya. Evet hocam, maşallah. Ben de bütüncü psikoterapi eğitimini tamamlayanlardanım ve bu sene bize bu imkan, bize de bu imkan veren Tahir Hoca'ya teşekkür, bir borç biliyorum. Yani Tahir Hoca'nın, Tahir Özakkaş Sayın, köprü olmuştu ya bilgi konusunda bize. Dünya ile bizim aramızda inanın üstünden geçemem. Her zaman mezun olurken de onu demiştim ki, hocam köprü oldunuz ya, üstünüzden geçemem, ne olursanız. Bak duygulandım, sesim titredi, bunu kayda alın. Seansa da böyle olacak. Ona sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Serkan'cığım, sen sözle de ilet bunu. Tabii hocam. Altını çiz, biraz yaranalım. Bunu da kayda alın. Bunları konuşacağız çünkü. Babamız yani. Onun haricinde şimdi benim sürecime gelince... o slide'ı buradan değiştirebiliyor muyum? Ben sesini duyuyorum. Ben sesin iyiyse şey kullanmayacağım. Mikrofon kullanmayacağım. 1996-92 yılında Konya'nın 5 çocuklu, 4 kız, 1 erkek. 3. kızlardan biriyim ben. Ailenin 2. çocuğuyum. Hatta bir tanesi ölmüş, 3. kız çocuğuyum. Ne olmuş? Erkek aramış adam. Ailemiz yani. 4 tane kız olmuş, sonra bir tane oğlun olmuş. Ve tabii ki Konya'nın bir memleketinde kız olarak doğduysanız bir dönemler, 74'lerde, çok da önemli olmazsınız hayatta. Yani önemlisinizdir, severler sizi, iyi bakarlar, beslerler falan ama hani öyle de çok da büyük bir şeyiniz olmaz. Velhasıl öyle biz kadınların, kızların birazcık okuyup, işte yeter kadar lise falan okuyup, evlenmesi taraftardı, ailede yetiştim, hani iyi bir ailem vardı. Hiçbir şeyimi sağ olsun da eksik etmedi. Duyarlarsa üzülürler. Buradan teşekkür ediyorum onlara ama hani okusam da olurdu, okumasam da olurdu yani. Öyle de diyorlardı. Ama kızım uğraşma, fazla kasma ya. Okursan okusun, okumazsan veririz kocaya gider. Kocanız çok. Aile saygı. Sıkıntı yok yani. Orada da bir problem yok. Ben okumayı kafaya taktım. Yani ve okumak için çok uğraştım. Yıldız Teknik Üniversitesi. O zamanlar PDR'den çok eğitim bilimleri diye bölümleri vardı Marmara'nın, İstanbul Üniversitesi'nin. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin eğitim bilimleri bölümüne yerleştim. Büyük çabalarla. Öyle işte şeyden falan döndüm yani. Yüzükten müzikten istemiyorum falan modundayım ben. Kızıyor erkek var. Kimse doğru yaptığımı düşünmüyor yani. Herkes yanlış yaptığımı düşünüyor. Daha sonra bu bölümler şeyi çevirdik mi hocam? Kendine basarsınız şu zaman. Benim teknolojimde de biraz sorunum var. Evet. Daha sonra bu bölümden PDR'ye çevirdim. Şu anda Yıldız Teknik'te benim okuduğum bölüm PDR. Fakat bizim diplomalarımız eğitim uzmanı, eğitim bilimleri olarak verildi. Ve FÖR öğretmeni olarak da çalışmaya başladım. Evlendim, çocuklarım oldu falan.
Yüksek lisans İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uygulama psikoloji yüksek lisansını yaptım. Ama terapiyle merapiyle şeyim yok. Böyle kendime bir göstereceğim yani ispat bir şey yapacağım da ne yapacağım bilmiyorum o zaman. Yani manalı bir hedefim yok. Çocukları doğurdum ben. Ne yapayım ben ne yapayım falan modundayım. Bir ALES'e girdim hatta hamileydim. Geçmişim de o zaman. Sonra buraya başvurdum. Niye başvurdum diyeyim bilmiyorum. Mülakata gittim kabul aldım. Ay ne yapsam ne yapsam falan. Ay gideyim falan. Gittim ve çok iyi bir kadro vardı. O zaman şu anda psikiyatri camiası çok yaşlı. 90 yaşındadır ama Özcan Köklü'nü tanıyan var mı? Evet. Özcan Köklü'nün o zaman psikiyatri yani o bizimden önce psikiyatri camiasını bir sürü şeye öncülük etmiş. Çok da ünlü bir adamdı. 75 yaşındaydı. Turday Biçer vardı, Emre Konuk vardı, Adnan Kulaklıoğlu vardı. Adını unuttuğum bir sürü uzman. Yani Türkiye'de ne kadar psikolojide bir yere gelmiş, ne kadar biliyorsa, o kadar bir akademik şey olan hoca varsa oradaydı. Ben Özcan Köpne'de bir derste benim köpek fobim vardı. Dedim ki hocam ben köpekten fobileri anlatıyor Tepegöz'de. Hocam dedim ben köpekten korkuyorum. Bunu nasıl çözebiliriz dedim. Ya kızım dedi köpekten korkulur mu? Yaptı böyle. Ya korkulu tak ısırıyor falan diyemiyorsun tabii adam öyleyse. Ondan sonra ben dedi şimdi sana yüzme fobimi nasıl size şey yapacağım kitabımda da yazdım onu da okuyun. Bu kadar benim fobiyle ilgili aldığım gibi ve ben şey daha öncelerden böyle bir başım uyuşuyor, kaçıyorum falan, köpeği görüyorum, uyuz köpek yanından gidiyor. Daha önce de bir köpek kovalama hikayem var. Ben de böyle bir tüyler diken diken oluyor, başım uyuşuyor falan, kaçıyorum böyle böyle. Yanında kim varsa itiyor beni, abartma ne var korkacak. Ya itme ben çok korkuyorum yani. Ve en son bir kere bir yere giderken çocuğum elimde. Karşıdan kapıyı açınca dışarıya çıkmak isteyen bir köpek dişlerinden, salyalarından sular akıtarak benim üzerime doğru koştu. Ben de çocuğu bırakıp kaçtım. Buna çok utandım. Çok geceler boyu uyuyamadım. Ne yapsam? Daha kaç yaşına gelmiş? 30 yaşında bununla uğraşıyorum. O zamana kadar korkmuşum, sorun yok da. Hayatındaki en değerli varlığı, ya o kadar da gözünü, nurunu, her şeyden koruyorsun. Orada bir an kaçtım yani şu köpekten. Çocuğu da çekiştirdiğimi hatırlıyorum, çocuk düştü falan ya. Neyse. Dedim ki ben bunu çözmem lazım, Emre Konuk. 10 dersini aldım ve Turgay Biçer. Biri NLP anlatıyor, biri de EMDR'dan bahsediyor. İkisinde de dersi anlatırken ben gönüllü aday oldum. Benim köpek fobim var, benimle yapalım falan. Çalıştım. Aa bir baktım belirsen semptomlarım azalıyor. Eskisi kadar olmamış köpek. Yandan geçerken benim başım falan uyuşmuyor, sıcaklık basmıyor. Ondan sonra EMDR eğitimine bilmem ne psikoterapiye giriş böyle başladı. Açıkçası dedim ki evet ya, evet buna ihtiyaç var. Yani bir dönem kimse bu tür sorunları önemsememiş. Daha önemlileri var tabii yani ama ben köpek fobim var, çocuğu bırakıp kaçıyorum yani bu da önemli bence. Ve bu teknikler işe yarıyor. EMDR eğitimini alıp psikoterapi yapmaya başladım. Ardından diplom, peşinden EFT. Her vakada yeni bir şey gerektiğini hissettim. Yani bir yere kadar geliyorum, vakalar da o kadar samimi bir şey ki hayat, dünyayı kurtaracağım, insanları kurtaracağım falan hayallerim büyük. Böyle içten falan yaklaşıyorum ya, şey oluyor, bana geliyorlar yani, hatta daha çok istiyorlar. Ya diyorum ki ben artık yetemiyorum size, başka birine yönlendim falan, yok. İlle ki Ayşe Hanım sizi çocuk, o çocuğa ortaokulda başlıyorum, lise üniversiteye kadar annesi beni arıyor yani, o bir şey oluyor, arıyor falan. Danışanım o. Ve ben diyorum ki şunu da almam lazım, bir eğitime de. İşte hipnoz öğreneyim, hipnoz yaptım. Şimdi ne yapacağız? Bir sürü vaka geliyor, histerim geliyor, şey geliyor. Ben gideyim derken hipnoz eğitiminde bir arkadaşla böyle hayat sizi götürüyor yani. Hedefi koyarsın, bilinçli işte yol alıyor. Bir arabayla durduğunuz dinlenme yerinde yine hocanın eğitimine gelen Erkan arkadaşımız psikoterapiyle ilgileniyorsanız hocanın şeyine gidin dedi. Tahir Gebze'de enstitü var dedi. Ben orada yazdım bunu kafama. Aylar geçti, o yaz geçti, öbür yaz. Kalktık oraya gittik, 3 yıl. Orası da psikoterapinin A'dan Z'ye okulu oldu bizim için. Ona bitti. Peşinden analitik psikoterapiyi merak ettim. Freud'dan böyle bir kaçıyoruz. Yani bir korkuyoruz falan, bir tükaka bakılıyoruz falan. Böyle bir şey yaptım. Dedim bu, ben şunu bir bakayım. Oraya doğru indik katman katman, şimdi anlatacağım. Yavuz Erkan'ın psikoloji ofis
kişisine gittim ve analizi ve analitik psikoterapiyi istediğimi söyledim. Beni birine yönlendirdi. Dedi ki, çok yoğun bir şey seni bekliyor. O yüzden dedi, sana yakın bir yerden birini önereyim falan. Uydu, gene olmadı, bir sene geçti falan. Neyse, bir şekilde bir onun önerdiği bir analizde bir yıl yüz yüze, iki yıl klasik bir yorgan analizinden geçtim. Üç gün haftada. Ya öyle bir süreç işte, anlatamam. Bilinç dışını, bilinç içini, her şeyini bildiğiniz, konuştuğunuz, hissettiğiniz bir süreç. Çok etkiledi beni, çok da değiştirdi. Hayatı değiştirdi. Ve sonra baktım meşrutiyet benim için önemli. Daha çocukluktan gelme bir şey var. Dedim ki yasalarda artık ilk bir de şey oluyor. Çıkıp bir yerde konuşsak sen kimsin falan neyse sen yiyecekler diye. Şimdiye kadar çok da böyle öne çıkmadan saplana saplana iş yaptım herhalde diye fark ettim ben. Ve psikoloji lisans okudum tekrar üniversiteye. Hazırlandım dedim lisedeyken biraz matematik falan çözdüm. Sınava girdim ve şeye yerleştirdim. Üniversiteye. Gitmedim bir yaştan sonra okuyacağım diye. Sonra bir sene sonra af çıktı diye tekrar bir ilanla karşı karşıya kaldım. Hadi dedim okuyayım, iki yıl daha lisans tamamladım ve yeni bunlara Aydın Üniversitesi. Hocam mikrofonu açayım. Peki. Aydın Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdim. Ondan sonra hikaye klinik psikolojiye döndü. Yakın doğuda klinik psikolojide tezle tamamladım ve şimdi en son beni en çok da heyecanlandıran varoluşun artık herhalde son noktası diyebileceğim Sigmund Freud Üniversitesi Viyana'da doktor eğitimine kabul edildim daha yeni. Henüz gitmedim ama başlayacağım herhalde. Avusturya'da 4 yıl sürecek bir eğitim. Benim hikayem böyle. Şimdi psikoterapi benim hikayemde aslında bir şey söylüyor. Benim anladığım nedenle ben 15 yıldır psikoterapi yapıyorum. Terapistlerle beraber ortaya çalıştım. Ve çocukla başladım. Ergenle devam ettim. Yetişkinle. Şimdi ergen ve yetişkinle devam ediyorum. Böyle baktığınızda psikoterapi nedir dediğinizde değişim falan değil yani. Yani bir insan olduğundan bambaşka birisi olmuyor aslında. Psikoterapi bir olgunlaşma süreci. Gelişme süreci. Eğer olgunlaşmamış böyle bazı ego parçalarınız varsa onların güneş görüp verimliliğini sağlanması gibi algılıyorum psikoterapi. Yani benim deneyimim en azından öyle oldu. Belki bu bilgilerin büyük değişimler de yaratabiliyordur ama hani psikoterapinin ne olduğunu benim cephemden size böyle anlatayım. Şimdi seans odası dediğimizde dönüşüm ve olgunlaşmayı hesaplıyoruz ya, çünkü sizlere gelenler çocuklar mı, ergenler mi, yetişkinler mi, bu önemli. Eğer size bir yetişkin geliyorsa ve yetişkinin psikoterapisini üstleniyorsanız orada daha çok bir dönüşüm ve olgunlaşmayı hedeflemek daha gerçekçi bir hedef olurdu herhalde. Ergen olursa ergen kimlik dağınıklığı döneminde size gelir. Kimlik oluşturma döneminde gelir. Yani tüm ergenler böyledir. Tek o ergen değil. Orada kişilik ve kimlik oluşturma diye algılarız psikoterapiyi. Çocuk gelirse çocukta kendilik inşasına yönelik bir çalışmayı öngörmemiz lazım. Bunlar önemli. Seans odasında kim var? Danışan var. Terapist var. Terapist veya danışman. Ve sanki bilinçten bilince konuşuluyormuş gibi bir durum var. Halbuki öyle değil. Seans odası sadece iki kişinin var olduğu bir ortam değil. Orada enerjisi canlı, dinamik bir arka yapı var. Yani içten içe sizin dinamikleriniz, danışanın dinamikleri orada çok hareketli. Bu kafedeki arkadaşınızda değil. Veya herhangi bir sorun durumunda değil. Oradakiler refleks, onu da anlatacağım. Ama seans odasında öyle. Çünkü kişi çok kolay zaten gelmiyor. Geldiyse oraya bir sürü şey aktif oluyor. Gelebildiyse, konuşmaya başladıysa. Peki terapist neyi görecek? Neyi duyacak? Bunu çok iyi ayırmamız lazım. Bir de bu kavram, bilinci, öncelikle bilinci duyacak. Bilinç altını duyacak. Bilinç öncesini duyacak, bilinç dışını duyacak. Bunlar da çok önemli çünkü bilinç altı ile bilinç dışı çok karışan bir kavram. Yani arasındaki ufak
detayı size kendi anladığım şekilde anlatacağım. Hayır, bunları duydu da ne olacak? Ben yıllarca duydum işte, o eğitime bu gittim dedim ya. Duydu ama nerede bu kavramlar, nasıl konuşurlar ve nasıl görünürler onu da iyi bilecek. Bir de ne zaman bunu paylaşacak? Ya da nasıl paylaşacak bunu da bilecek. Evet. Hocam, sunumu tekrar yapma şansımız var. Yapalım. F5 yaptım. Oldu mu? Olmuş herhalde. Evet. İmedim. Oldu. Tamam. Dinamik psikoterapi ve analitik psikoterapinin ana özelliği, danışanı üçüncü kulakla dinlersiniz, üçüncü kulakla görürsünüz. Bu, dış çevreyi gördüğünüz gözlerle veya duyduğunuz kulakla olmayacak. Benim ilk slide'da gösterdiğim gibi derinden derine olacak. Evet, dediğim gibi göreceksiniz ama hemen paylaşmayacaksınız. Veya hemen yorumlamayacaksınız. Bekleyeceksiniz, duracaksınız ve inanılmaz terapötik bir dil kullanmak zorundasınız. Yani bilinç dışına sesleniyorsunuz. Eğer bir kızarsa saldırabilir ya da gidebilir. Bilinç dışının hassasiyetini asla bilinçaltını unutmayacağız. Peki nedir? Şimdi insanoğlu katman katman. Demin ben size şey yaptım ya, ne yaptım ben? Başladım da fobilerden başladım. Bu arada nevrotik bir semptomlar söylüyorum. Birazdan anlatacağım. Fobilerde davranışçı sorunla ilk fark ettiğim şey benim hissim dedim. Aslında duygusal ama ben işin o kısmıyla çok ilgilenmiyorum da başka bir tarafla ilgileniyorum farkındaysanız. Danışanlar da böyle. Katman katman. Yani size geldiğinde daha önce bir psikoterapi deneyimi olabilir ya da hiç olmayabilir. Ona göre nereden sesleniyor onu bilmeniz lazım. Yani davranışsal yapıdan mı size sesleniyor, bilişsel bir farkındalıktan mı sesleniyor, yoksa duygusal bir şeyden mi bahsediyor? İşte diyor ki ben böyle düşünüyorum ama bunun böyle olmadığını biliyorum ama elimde değil diyorsa bilişsel bir şemadan artı bir alt katmandan, duygusal bir şeyden bahsediyor. İşte oradaki yorumlarımız bizim önce bizim kafamızda çok net ayrık olacak ve ona göre biz ona bir şey söyleyeceğiz veya müdahale edeceğiz. Kullandığınız psikoterapötik teknikler de burada günlerce devamlı gelen arkadaşlarımız varsa bunlar anlatılıyor. Belki ilk başta davranışçı olarak başlayacağız. Ardından işte bilişsel olarak devam edeceğiz. En son duyguda veya analitik yorumlamada yani çocukluk dönemi hikayelerinden bahsedeceğiz. Ya şunu da ayıracağız. Mesela kişi bize çarpık şemalar, anormal kabul edilen duygu ve düşünceler, psikosomatik yakınmalar da geliyor ve bunlardan kurtulmak istiyorsa gelecekle bağlantılıdır. Psikoterapiye uygundur, çalışabilirsiniz. Hafiften ağrına göre belirlersiniz, psikiyatristten gerektiğinde destek alırsınız. Eğer çok acı çekiyorsa veya dayanamıyorsa alırsınız, yoksa almayın. Gerek çalışabilirsiniz bilişsel şemalar. Ama olayların sırası, gerçeklik ilintisi, eyleme dönüşmüş, anormal duygu, düşünce ve davranışlarla geliyorsa öncelikle tedavi isteyin, ardından destekleyici psikoterapi gelin. Bu ayrımı yapmanız çok önemli. Başlangıçta en azından. Diyelim ki nevrotik düzlem olduğunu belirledik, fobiyle veya işte ya bilmiyorum diyor, ne var? Bir arkadaş söyledi veya etraftan böyle baktım ki içim sıkılıyor, onun için geldim ama ne olduğunu bilmiyorum mesela. Burada gerçeklik var değil mi? Ama ne çalışılacak? Kişinin önce bir hikayesi ve ne olmuştu, onu buraya getiren neydi, örnekleri vereceğim size, o sorulacak ki katmanı bulalım. Ne olmuş? Bunu unutmayın. Bunun üzerinde çok konuşacağız. Yani savunma mekanizması, ruhsal aygıtı anlattı mı hocam, Tahir hocam veya başka bir ruhsal aygıtı yok hocam. Bugün ben onu size anlatacağım. Yani içerideki bizim ruhsal aygıtımız nasıl çalışıyor? Yani bizlerin davranışları hangi nedensellikle değişiyor veya oluşuyor? Hangi otomatik şemalar bizi yönetiyor? Bu bakın bilinç, kişilik, süperego, ego, id ve bilinçaltı bilinç öncesi kavramlarını konuşacağız. Bir sürü yerde duyacaksınız. Yani üniversitede duyacaksınız, tamamlamayacaksınız. O kitabı okuyacaksınız, tamamlamayacaksınız. Ama gerçekten bunların hepsi ayrı ayrı ruhsal aygıtın
birbirini tamamlayan parçaları. Ben elimden geldiğince kendi anladığım şekilde size anlatacağım. Analitik boyutunda ve bilişsel boyutunda. Danışan karşımızda böyle. Görünüyor mu da? Yani hepimizin bir karanlık yüzü var, bir aydınlık yüzü var, bir de böyle nötr bir yüzü var. Danışan bizim karşımızda böyle. Unutmayın. Ama biz de böyleyiz. Tamam. Durduğumuz zaman böyle duracağız. Şimdi sağlıklılığı tarifi. Şimdi hedefimiz de yani kişi bize geliyor da yardım istiyor da tepsinin hedefi ne? Ne yapacak? Yani bizim şu dinamiklerimiz hepimizde var olan doğal yapımızı dengelemeyi biz de dengelemiş olacağız. Karşı tarafa da dengelemeyle ilgili bir süreç başlatmamız lazım. Yani yer çekimi gerçekliğinde yaşayabilmek, üretebilmek, rekabet edebilmek, işlevsel olmayı başarması için kişiye kendine yardım sürecini başlatmasında rehber olacağız. Bakın yardım edeceğiz demiyorum. Yıllarca ettim. Etmeyi görebildim. Ama bu değil asıl değişim yaratan. Kişiye kendine yardım etme becerisini öğretebilmek. Fark ettirebilmek önce. Albert Alice ne demiş? Ya yer çekimi gerçekliği önemli. Çünkü ben tüm terapilerimde bunu her zaman tutuyorum. Bir tarafta tutuyorum. Çünkü psikolojik rahatsızlıkları çoğu akıl ve mantık dışı düşüncelerden olur diyor akılcı bilişsel psikoterapi ekolü. Duygu ve düşüncelerdir diyor. Yani diyor ki insan diyor gerçekliğe uyum sağlamakta zorluk çektiği için hastalanır diyor. Gerçeklik ne? Gerçeklik bizim ham doğamızı engelleyen, şekle sokan, değiştiren bir gerçek. Yani çok da özgür falan değiliz. İnsanoğlu bunun karşısında ne kadar acı çekerse, yani ne kadar mücadele ve çatışma yaşarsa o kadar şey oluyor. Sıkıntı çekiyor. Ama terapistin de bu olgunlukta olmasını önemsiyoruz. Anlayabilmek için bu olgunluğa gelmesini, duygularının, düşüncelerinin farkında olup onları hazmettirerek gerçekliğe uyabilmesi bizim için önemli. Neden? Çünkü danışan sizi alır fantazi dünyasında bilinç dışında öyle bir gezdirir ki siz de o gerçeklikte ayağınız duramıyorsa kaybolur gidersiniz. Siz onunla bir beraber gidersiniz. Yani aktarım geliştirip kafa kafaya verip saatlerce konuşursunuz. Ama bir dakika benim kafam karıştı. Ben anlamak için soruyorum. Acaba şuraya bir baksak demiyorsa terapist, fark edemiyorsa o da fark edemez. Denge nedir? Beden, zihin ve ruh bütünlüğüdür. Bunu unutmuyoruz. Şimdi insan sadece psikolojik bir varlık da değil. Hem sosyal hem de fizyolojik bir varlık. Bedenimizi, ruhumuzu ve bilincimizi kullanarak dengede kalmamız lazım. Peki bu bize seansta nasıl gelir? Seansta bir kere kesinlikle açık açık gelmez. Kişi kendi bile bilmez ne olduğunu. Benim köpek korkumu analizde arkasından o agresif ailemdeki bireylerin flash bireyi geldi gözümün önüne. O havlayan köpeğe suratı tut, bir de onun suratı. Bir kavga anı geldi. O zaman tamamen geçti o konu. Yani hafifledi, düzeldi, artık yaşanabilir hale geldi ama ne zaman ki analitik süreçlerin sonunda birdenbire gözünüzün önüne bir o size bağıran kişiyle o havlayan köpeğin suratı geliyor flashback olarak görüyorsunuz bunu gerçekten. Aa diyorsunuz. Tamam şimdi. O zaman tamamen geçiyor. Öyle dediğim gibi siz de bilmezsiniz. Açık açık falan gelmez. Giyinir, süslenir, değişir. Bunları duyup görebileceğiz ama asla emin olmayacağız. Sakın emin olmayın. Ben anladım ki sizde böyle bir şey var. Gider bir daha da gelmez. Ay ben psikoloğa gittim. Bir daha asla gitmem. Bu psikologların hepsi değil der. Net söylüyorum. Duymuşluğum var. Kendimi çıkıyor mu? Bir yorum. Şimdi ben size bir şey soracağım dedim. Siz psikologsunuz. Ben bir kere psikoloğa gittim. İşte bir bazı sorunlarım vardı. Psikolog acaba eşcinsel dürtülerinizi biraz konuşabilir miyiz dedi. Olur mu böyle şey falan diye insanlarla çok fazla konuştum. Tamam. Yani o paylaşım ve paylaşım zaman çok önemli. Bir daha gelmez. Yani kulak arkası eder. Gelmez demem hani bu şey açısından değil. Siz o danışanlara şeyinizi tam
emin olmayacağız yani. Paylaşacağız, bildiğimiz olacak. Ya da bekleyeceğiz. Onunla ilgili bir hikaye daha gelecek, anı daha gelecek. Ne edeceğiz ve bunu asla unutmayacağız. Hikayeleri asla unutmayın. Ben 15 yıldır psikoterapi yapıyorum. Ben insanların isimlerini hatırlamam. Ve bazen yüzlerinde de yani çok bakarsam yıllar sonra hatırlarım. Ama hikayeyi asla unutmam. Çünkü o hikayeyi kendi içinde sizin zihninizle beraber baktıysanız unutmazsınız arkadaşlar. Bugün gibi hatırlar. Yani 2 yıl sonra dersiniz ki ya hatırlıyor musunuz siz şunu söylemiştiniz. Benim şimdi o geldi aklıma bunu anlatınca acaba bununla onun arasında bir paralellik bulabilir miyiz dediğiniz an danışan gerçekten anlaşıldığını anlar. Davranışsal ve bilişsel ve duygusal dedik. Bakın altta her zaman insan şeyini en altında bu buzdağı denilen metaforumuz var. Onun üstünde duygu gelişir, onun üstünde bilişsel yapı gelişir, onun üstünde davranışsal katmanımız vardır. Yani biz katmanız. Danışan gelir dedik ya, danışan seansa birçok duyguyla gelir. Güven hisseder, güvensizlik hisseder, yüksek beklentileri vardır bazı danışanların. Ya bir gideyim de bakayım falan diye düşünür. Hemen kurtulacaktır. Mesela o kadar acı çekiyordum ki hemen bir psikolog da soluğu alır ve hemen kurtulmayı bu duygudan hedefler. Bu da gerçekçi bir hedef değil ama olsun. Bunu da fark etmeniz gerekiyor. Utanç hissedebilir. Ya psikolog da olduk valla. Duymadım değil. Duydum. Ya ben böyle olacak kişi değil miyim? İlk 3 seansı yorumlamasak bile bunu fark edeceğiz. Yani neyi fark edeceğiz? O kırılganlığı fark edeceğiz. Mutlaka fark edeceğiz. Danışanın ismini, soy ismini, telefon numarasını, eğitim bilgilerini alırken zihninize kaydedeceğiz ve mutlaka eğer bir yer böyle geçiştiriliyor, kekeleniyor. İşte ha duymadım neydi falan ya da siz anlamıyorsanız ne söylediğini, orada dil dolanıyorsa oraya soru işareti koymayı sakın unutmayın. Ya ben mesela okudum sonra dersin ne anlamadım pardon derim. O devam eder öbür soruya geçer. Ben dedim ki ya ben şurayı anlayamadım, anlamak için tekrar sormak istiyorum dediğimde oraya geri döner. Ya orada işte eğitimle ilgili bir sıkıntısı vardır, onu beğenmiyordur bir psikolog karşısında, hani değersiz göreceğini düşünüyordur, geçiştirmiştir. Ya işte ekonomik durumuyla ilgili bir şey vardır, adıyla ilgili bir sıkıntısı vardır. Oraları hep böyle bir şey yapar, siz hemen kapınızda bunu belirleyeceksiniz ve bu kişisel bilgileri ışık tutabilirsiniz. Orada biraz durabilirsiniz. Çünkü bu ana görüntü. Yani bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi. Yani buralarda da işler biraz karışıyorsa, şaşıyorsa orada sorun hemen. İlk gerçekliği fark ettirmeniz böyle olacak çünkü. Bir dakika yani orada bilinç dışı bir sürü şeyler, bilinç karışmış yani hatırlayamaz. Böyle çok adresi bir bitti hatırlayamaz mesela, telefonu hatırlayamaz, bir düşünür bir dakika der. Çıkarır bakar falan, ha diyeceksin. Kaygı ve duygular bilinci ele geçiriyor. Bilinç dışı savunmalar var yani görüyorsun. Bunları böyle ben tekrar şurayı bir geçtik ama bir daha bir sormak istiyorum. Gayet nazik bir şekilde tekrar o formu tam doldurmanız gerekiyor. İşte daha önce psikiyatrik veya psikolojik destek aldı mı? Aldıysa neden aldı? Hangi yıllarda aldı? O yıllarda ne olmuş? Sakın es geçmeyin. Bunlar çok önemli çünkü siz o ilk seans sonrasında az çok kafanızda kendi şeyinizi belirleyeceksiniz. Tedavi yolculuğunuzu belirleyeceksiniz. O nedenle buraları böyle o geçiştiriyorsa bile siz asla geçiştirmiyorsunuz ve bilinç dışı düzlemleri fark etmeye yönelik de bir düşünce kapasiteniz olması lazım. Çünkü eğer çok yoğunsa analitik çalışmanız lazım. Yani bilinç dışına yorumlamanız lazım. Davranışsal da mevcut. Mesela bugünün tarihini söyleyen danışan. Şimdi ben doğum tarihini sordum. Bizim seansa bak, şey yaptığımız tarihi söyledi. Seans yaptığımız günün tarihini söyledi. Ve hemen fark ettim. Çünkü üstte bugünün tarihini yazmışım. Doğum tarihini aynı şey yazdığım an fark ettim. Kendisine kaldı hiçbir şey söylemedim. Başımı kaldırdım. Baktım hemen şey yaptı. Fark etti. Ben ne düşündüm sizce? Ne bu? Nasıl bir bilinç dışı sinyal? Hadi bakalım. Ya o günün tekrar aslında doğumun olmasını istiyorum. Aynen, değişim hazır. Tutmaca. Psikolojik
Stüdyo'nun tam zamanında yapılacak. Değişime ve doğuma, yeniden doğuma hazır gelmiş. Ben Aydın Üniversitesi'nden şu an arkadaşım gördüm. Hikayemi anlatması geçerli. Nedir? Burada yazıyor muyum? Siz okudunuz bir de soruyorum, görmüyorsunuz diye. Evet, değişime hazır. Eğitimi zorluk, belki yetersizlik, değersizlik duyguları olabilir. Ve aile öyküsü. Yani kısacık, mutlaka. Çocukluğundan böyle olumlu 2-3 anı, olumsuz 2-3 anı, ebeveynlerini yaşayıp yaşamadığı ilk seansı mutlaka hangi sebeple gelirse gelsin, yetişmeyebilir, ikinci seansa devam edin, mühim değil. Çünkü bazen çok dolu gelir, her zaman danışan başlar, bunu unutmayın. Siz bir dakika, ben size şunu, ben nazikçe yalnız analitik psikoterapi asla gelir danışan bir şey adını soyadını yazar, başlar danışan konuşmaya. Dinler, isterse 5 seans konuşsun, tanımadan dinler. Ama bizim üçüncü psikoterapiyle ben birleştirdim şeyi. Ben önce diyorum ki izninizle sizi dinleyeceğim ama şu bilgileri almak istiyorum. Önce tanımak için şunları yazayım deyip bir yazıyorum. Ve eğer arkası gelmiyorsa aile öyküsüne geçiyorum. Ama arkası geliyorsa öncelikle onu dinliyorum. Ve bittiği zaman da diyorum ki evet, yorumluyorum neyse semptomu şey olarak. Bununla ilgili şöyle şu şekilde çalışmamız lazım. Çerçeveden bahsedip bilgi veriyorum ben ilk seansta. Ama klasik analizde asla böyle bir şey yoktur. Unutmayın. Diyorum ki şu şekilde devam edeceğiz. Böyle bir uygun gördüm ama bir dahaki seans birazcık aile öykünüzü dinlemek istiyorum diyor. Tamam diyor. Bazen tamam diyor. Gidiyor. Bir dahaki seans geliyor. Gündem oluyor. Başlıyor. Kesmiyor. Halbuki biz bunu konuşmuş. Eğer o başlamışsa kesmeyin, bırakın. Gündemini danışan ortaya koysun. Siz daha sonra kalırsa vakit, işte siz ne diyorsunuz buna falan der, biraz da aileyi konuşalım mı diyebilirsiniz. Yani anlamak için, biraz daha tanımak için diyebilirsiniz. Freud'u bilmesek de bilinç dışımıza yabancı değil, bunu unutmayın. Biz burada ahlaksal, dinsel aklamaların arkasında gizlenmiş olan ve akıldan kaçan karanlık deneyimleri iyi niyetin arkasında gizlenmiş akıl dışı dürtüleri ortaya çıkarmak için bir iş yapıyoruz. Yani kişi bunları fark etmezse, kırılmazsa, incinmezse değişemez. Tekrar eder durur. Bu nasıl oldu? Yani toplumun çocukluktan itibaren insana yüklediği, hak ettiği değeri, hak ettiği sevgiyi bir şekilde vermemesinden dolayı hayatta kavga başlar. Net olarak söylüyorum. İdamlanırken şimdi oraya biraz daha değineceğim. Ve bu bilinç, biz ne yaparız bu duyguyla asla yüzleşemeyiz. İstemeyiz, zaten acı verir. Yakar yani, cehennem gibi yakar. İteriz, bastırırız, yok ederiz. Ve bu da bizim gelişimimizi engeller, bozar. Yani enerjimizin bir kısmı bu işi halletmeye yönelik ayrılır. Bizim ama insanoğlunun enerjisi yüksektir ve topluma karşı her daim savaşmaya yönelik bir kurulumu vardır. Mücadele etmeye ve yenmeye yönelik. Siz buradaysanız, ben buradaysam, bu hikayelerden gibi biz hala mücadele edenlerdeniz. Ve bence atalarımız da öyleydi. Onu birazdan söyleyeceğim. İnsanoğlu yeryüzüne gelmiş en harika, en güçlü varlık falan diyoruz ama evet, beyinsel olarak en harika varlık. 2 kilo beyni var, başka bir canlı yok ama bedensel egosu en zayıf canlılardan bir tanesi. En zayıf değil belki, bir karınca kadar değil ama yani ne pençesi var, ne kürkü var doğa karşısında, tamam, ne de sivri şey var, kürkü var, sivri pençesi yok. Bir tane vahşi hayvanın karşısında ölüm gider. Doğanın haşmeti ve hayvaneti karşısında da yok olur gider. İnsan ilk bu yetersizliğini fark etti ve hayata tutundu. Biz de o tutulanları devamlıyız. Ölenler öldü gitti. Bir ara yok olma tehlikesi yaşadı. Homostasis serisinde okuyun. İnsanın varoluşunu okuyun. O önemli bilgiler veriyor. Bir dönem yok oluyorlardı. Yani çok az kalmışlardı. Ve biz burada ne bileceğiz? Danışanın bilinç, seans odasında bilinç dışını ve bu dinamikleri fark etmek istiyorsak 3 ana şey çok iyi. Böyle adınız soyadınız gibi bilin. Ya da süreçte ben devamında ayrı ayrı böyle oturumlarda anlatırım size. Bir tanesi ruhsal aydınlık nasıl çalışır? Bunu anlatacağım. Açtı yani, ayrıntılı anlatacağım.
İkincisi savunmalar nedir? Ne şekilde insanlarda bulunur? İlkel olanlar hangileri savunma dediğimiz şey iyi bir şey yani aslında. Hepsinin yıkılmasına gerek yok. Patolojik olanlar hangileri? Kişiye yardım edenler hangileri? 3, 0, 1, 1, 3 ve 3, 5 yıllarındaki bu Mahler'in bahsettiği gelişim evreleri ve özellikleri. Bunları böyle adınız, soyadınız gibi bilirseniz danışan size neredeki sorundan sesleniyor ve o nereden size bir şey söylemeye çalışıyor o kardeşin içinde duyarsınız. En zor duyulacak şey savunmalardır. Savunmaları kişi de kendi ilkel savunmalardır. Kişi de kendi çok saklar ve yüzleştirdiğiniz zaman inanılmaz kırılır ve şey olur, dağılır. Çünkü savunmasız kalan insan yanar ve çaresiz kalır. Savunmaları biraz daha böyle daha sonralarda. Hatta ruhsal aygıtı ve gelişim dönemlerinden yaptığınız yorumlarda kişi o savunmaları olumluya çevirerek gelebilir. O zaman yorumlarsınız mesela. Çünkü savunmalar önemli. Bunları yani bugün ruhsal aygıtı derinlemesine anlatacağım ama hani savunmalar ve gelişim dönemlerinde çok fazla durmayacağım ama yeri geldiğinde bahsedeceğim. Neler var elimizde? Bunlar var. Bir de serbest çağrışım var. İşte danışanın gündemini dinlemek. İsterse bütün seansı konuşarak geçirecek. Onu bir dökecek. Onun döktüğü duygunun bile orada sinerji etkisi var. Yani işin çok ruhsal bir tarafı da var. Elektriksel yani gerçek bir hani bu insanın ruhsal enerjisinin bir gücü var. O güce inanarak yapın bu işi. Yani çok bilişsel falan bakmayın. Döneminde baktılar, çalıştılar, işe de yarıyor, lafım yok. Ama o enerjiye inanırsanız zihinden zihine konuşursunuz. Üçüncü kulakla duyarsınız, üçüncü kulak gözleri görürsünüz. Ve kişi seanstan çıktığı zaman o enerjiyle de mutlaka bununla ilgili deneyim yaşar ve öyle gelir seans. Lapsuslar. Bir şey yanlış söyleniyorsa asla atlamayın, korkmayın. Ama bir dakika sen orada yanlış söyledin, niye söyledin falan demeyin. Tekrar edin sadece. Ya da şöyle bir yapın. Şey dediniz ama ya öylesine dedim falan geçiyorsa geçsin. Bırakın bir daha yapacak. O zaman yorumlarsınız. O zaman dersiniz ki demin de şöyle demiştiniz. Şimdi ya da bir seans, üç seans önce de böyle demiştiniz. Gene dedim burada bir bakabilir miyiz? Diyeceksiniz. Unutmayın. Lapsusların hiçbir asla tesadüf değil. Rüyalar çok çok önemli. Örnekler vereceğim vakit olursa. Başarısız edinimler. Yani sürekli bir şeyler ters gidiyorsa. Nevrotik davranışlar. Nevrotik davranışlar. Bu da nevrozlar, psikoterapistler ben sağ ol. Bir görüşme de şey yapıyorum. Nevroz nedir? Bu çok önemli bir şey. Nevrotik davranış, nevroz aynı şey. Nevrotik davranış aynı. Hepimizde var nevrotik davranış. Hepimizde var. İşte benim fobim nevrotik davranış. yaşama ve toplum arasındaki dengeyi kuramayan, organik hiçbir temeli olmadığı halde. Bu da çok önemli. Organik hiçbir şey yok. Ama ne yapıyor? Diyor ki vücudumda gezen ağrılar var. Her yerim var. Ben de fibromiyajım. Efendim, hiçbir neden yok, kalbi çarpıyor, ölecek gibi oluyor, panik adam. İşte benim gibi böyle başına böyle bir sıcaklık geliyor, kalbi çarpıyor köpeği görünce falan, böyle bilinci kaybolur, bilinç kaybolması da nevrotik bir şey. Bilinç o anda işte her şeyini unutur, düşürür, kaybeder. Bir anda olduğunu bilemez yani. Ama sonra bilinç geri gelir. Organik bir neden yoktur, tansiyon normaldir, şeker normaldir, organik dediğim bunlar. Ama kişi o anda bunların düşmüş veya çıkmış gibi hisseder. Gerçekten de beden hareket eder. Genel çocukluk kaygılarından kaynaklanan bu durumu hislerin nöbetleri, fobiler, ruh çöküntüleri, yaygın bedensel ağrılar şeklinde rahatsız yaşama durumu nevrotik davranış olarak adlandırılır. Ve mutlaka ve mutlaka size bunu getirir. Terapisi aktarır. Hatta bazen sizde varmış gibi söyler. Sonra ya da sorar. Sonra kendi anlatır. Biz bu fantazileri, çatışmaları ve dürtüleri duyacak, görecek ve bugünden yansımalarla yorumlayacağız. İşimiz çok yani. Şimdi ben size ruhsal aygıttan başlayayım. Bu ana maddelerden bahsetmişken. Ruhsal aygıtı bir anlatayım. Yapıya. Yapı önemli. Mesela ben anlatırken böyle uykunuz gelebilir, dalmış gitmiş, sanki duymuyormuş gibi falan hissedebilirsiniz. Çünkü böyle hareketle geçiyor aslında onlar. Böyle aldıkça falan, böyle konuştukça falan. Bunlar da normal yani. Böyle içeri geçiyor.
Başka bir slide. Evet, ne dedik? İnsan, biyo, psikososyal bir varlık. Üçlü bir varlık. İnsan. İlk Sigmund Freud. Valla ister beğenelim, ister beğenmeyelim, ister kabul edelim, ister etmeyelim. İlk defa aslında var olan bir şeyi kuramsallaştıran, yapılandıran Sigmund Freud'dur. Yani insanın bir ruhsal enerjisi olmasını o günkü dilde tam söyleyememiş ama söyleyen ve bunun enerjisinin iki yönlü olduğunu söyleyen kişi Sigmund Freud'dur. Yani yer, işte dünya yuvarlak, dünyada yer çekimi var demekle aynı şey. Psikoloji dünyasında bu kuram şu anda uyguladığımız tüm kuramlara temel olmuştur. Yani bütünüyle reddetmemiz mümkün değil. Çünkü Sigmund Freud demiş ki insan davranışları salt, bilinçle açıklanamaz. Bilinçten öte bir bilinç dışı diye bir şey var diyen, yani net bir şekilde bunu söyleyen tek adam. İlk adam. Tek adam değil, ilk adam. Fakat bu kuram aslında ilk kim böyle işte Freud'un kendi patolojisinin perspektifinde yorumlanmasından, işte Almanca çevirilerin doğru algılamamasından ya da doğru çevirmemesinden bir sürü nedenden dolayı o klasik psikanalizin klasik eleştirisinde ben onu çok ayrıntılı şey yapıyorum. Almanca çevirilerde işte dediğim gibi değişikliklerden, hasetlik işte insanoğlunun o gerçek doğasal varlığının oluşturduğu hasetlik, yok sayma, inkar mekanizmalarından oluşan, entelektüelizasyondan oluşan bir sürü eleştiriye uğramıştır. Ama önünde Freud'un söylediği tek, yani kesin yer çekimi gibi, yani ki hiçbirimizin psikoloji alanında en azından çalıştığımız hiçbirimizin inkar edemeyeceği en önemli şey, bilinçten öte bir şey var. Tamam. Ve ilk olarak şey de söylüyor, 1870 yıllarında Paris'te bir hipnoz kongresinde bilinç dışı ve bastırmadan bahsediyor. Bastırma, şimdi savunma mekanizmaları içinde konuşuyoruz ama o zaman Freud en çok bastırmayı söylüyor. Yani bastırmayı da bilinç dışıymış gibi, yani bilinç dışı tek sorunlu savunma mekanizmasıymış gibi çok ağırlık veriyor. Halbuki bastırma bilinçle bilinç dışı arasında, bilinçaltı arasında gerekli bir süspansiyon savunma mekanizması en başlarından bir tanesi. Ama sonra savunmalar diye konuşuyoruz bu bastırmayı. Ne diyor? Nedensellik varsayımını öne sürüyor. Diyor ki hiçbir zaman, diyor, hiçbir davranışımız nedensiz, rastgele ve şansa bağlı değildir diyor. Her davranışımızın altında yatan bir neden vardır diyor. Bu neden her zaman insanın dışında veya çevresinde değil, bazen kişinin iç dünyasıyla alakalıdır diyor. Bence henüz bulunmadı. Ben bir daha doğsam nöropsikiyatri okurdum. Kesinlikle söylüyorum. Beyinde bu yapının yerleri de bulunmak üzere. Yani id nerede, ego nerede, işte süperego nerede, bunlar nasıl bir sinerjik elektriksel mekanizma, matematiksel mekanizma ile çalışıyor. Bunun fiziksel altyapısının da psikolojinin önümüzdeki ya da psikoterapinin önümüzdeki sürecinde olduğunu düşünüyor. Çünkü bunların hiçbiri organik, somut yerleri belli olmayan mekanizmalar birazdan anlattığımda. Ama gitgide belli oluyor aslında. Hatta frontalin işte şu anda ego kişilik olduğu, limbik sistemin id olduğu falan bazı şeylerde konuşuluyordur. Ben de biraz eskiyim yabancıyım. Sizler belki daha iyi okuyorsunuz ve yapıyorsunuzdur. Bunların organik yerleri de gitgide daha net ortaya çıkacak. Dediğim gibi hala bu kuram gelişmekte ve değişmekte. Yani hala yolculuğu devam ediyor aslında. İnsan denilen canlı çeşitli özelliklerle armağandır bu evrene. Pek çok olumlu ve olumsuz özelliklerimizle bütünleşir, var oluruz. Bunu niye koydum? Çünkü idealize terapistler olmak da sıkıntılı. Yani bilişsel psikoterapide böyle mükemmeliyetçilik, böyle yahitçilik bazen terapistlerimizde de oluyor ve danışanda muhteşem o şeyi hedeflediğimiz zaman olmuyor. İnsan unutmayacağımız bir şey var. Olumlu ve olumsuz özellikleriyle sağlıklı ve iyi bir varlık. Yani biz onu da değiştirelim. Onda bir şey var. Bak şunu yaptı yine. Değil. O sizinle ilgili. Onunla ilgili değil. Bir de insan çok değerli ve sevilmeye layık. Bunu da unuttum. Eğer o değeri ve o sevgiyi bilmiyorsanız zaten danışan sizinle çok fazla durmaz. Duramaz. Ona o hakkı... Yani ben mesela ergenlerde ve çocuklarda başarılı olmamış. Şimdi düşünüyorum, hatırlıyorum. İlk zamanlar hiçbir şey bilmeden yapmışım yani. Böyle semptomu falan çocuklarda altı kaçırmak, böyle tikler falan. Ve
5 seans da hallediyordum ya. O gece uyuttuğum yani nasıl hallediyordum? Dün ben bunu halledeceğim. Ve yani işte hipnoda efekti falan hallediyordum. Çok seviyorum. Yani o ergenin o acısını inanılmaz anlıyordum. Ve yardım etmeye and içiyordum sanki. Yani diyorum ki ben bunu buna yardım etmem lazım. Yani ben kurtarmak gibi bir şey. Tabii sonra o da olgunlaştı falan ama yani bunu o danışanı sevmek zorundasınız ve anlamak zorundasınız. Eğer bir yanınız öfkeleniyorsa gitgide, ki öyle vakalar geliyor ki hakikaten size ters bir sürü şey anlatıyor. Öyle şeyler yapıyor ki orada bir öfke ve nefret hissettiğiniz an şeyi terapötik çerçeveden çıkmış oluyorsunuz ve sinerjik bir şey oluşuyor. İlk seans sonra sizin aslında ne kadar yanlış bir yorumlama yaptığınızı iyi bağlı bir şekilde söylüyor. O öfkeyi geçebiliyor yani. Onu kabulsüzlüğü mutlaka söylüyor. İnsan böyle bir şey. Unutmayın. Herkes bir altta kabul edilir edilmez özellikleri var. İşte neyi var? Bir fantastik dünyası var. Agresyonu var. Bilgiç tarafı var. Pazarlamacı tarafı var. Kendini satma tarafı. Gibi. Bu daha çok konuşacağımız bir yapı. Şimdi burada Freud ilk defa şey söylüyor. Diyor ki önce bölmesel bir varsayım oluşturuyor. Diyor ki ya diyor bir bilinç var diyor. Bir de diyor bilinç öncesi var diyor. Bir de bilinçaltı var diyor. Sonra şeyi topografi yapısal kurama dönüştürüyor. Yani süperego, id, ego gibi kavramlarla tanımlı şey yapıyor. Önce bunu anlayalım. Bilinç öncesi ve bilinçaltı ne? Buzdağı metaforu unutmayın. Yani bu metaforda burada niye bu gözüküyor? Şey, biz bunu bağlamadık mı? Bağlayacağım o kadar var. Benim gösterdiklerimi görmedin mi orada? Ben başka şeyler gösterdim ya. Dur, bir daha göstereceğim. Göstermemişim sana. Bir tıslağı var mı? Buzdağı? Ben gördüm. Bir tıslağı tanıdım. Dur ben buraya bakmıyorum. Bir dakika hocam şu an. Tamam. Başka slide'da geçtim, oraya geçmemiş. Niye bunu yansıtıyor? Bir de açayım hocamızı bu. Açalım. Ben başka slide anlatıyorum şu anda. O deminki slide. Bayağıdır onu anlatıyorum. Yani. Devam edeyim. Serkan uğraşırken. Tamam. Şimdi, demin size bu anlattıklarım yazıları zaten duydum. Böyle insanı göreceğiz. Yani insanın ana yapısını işte şeytani agresyonunu bilgiçliğini, pazarlamacılığını. Yani düşünün 8 Mart'ta kadınlar gibi grev yapıyor fabrikada, emekçi kadınlar ve orası nasıl çıktı belli olmayan bir yangından bahsediliyor. Bilmiyoruz ya. Yani orayı o direnişçi mücadeleci kadınlar da yapmış olabilir. Yani it dediğimiz o agresyon orayı yakar yani. Belki bir erkek yaptı, öfke yapmış oluyor. Düşünün yakıyor yani. Eylemselleşmiş bir şey. Yani ham öfkemiz öyle. Yakarız yani. Aslına bakarsanız yakma ilk isteyeceğimiz duygular çok hamdır. Biz onu biraz yumuşatır. Ya dilimizle yaparız ya da eylemimizle yaparız. Buradaki bu bilinç öncesi, bilinç altı kavramlarını netleştirelim. Burada bir de bilinç dışı var. Pek çok şeyle kaynakta. Yıllarca ben de bir bilinç dışı duyduğum, bir bilinç altı duyduğum. Hatta bir kere dediler ki bilinç altı şeyini kullananlar daha bu alanda çok profesyonel değilmiş, değildir falan dedi bir hoca. Ulan diyor ben bilinç altı diyordum, hemen değiştireyim bundan sonra bilinç dışı kullanayım. Ama şey olmasın, hayır. Bilinç altı ayrı bir şey, bilinç dışı. Ya ayrı değil, bir bütün ama aralarında bir fark var. Söyleyeceğim. Bilinç dışı, bilincin
ve bilinç öncesi de bence bilinç dışının içinde, bilincin dışında kalan tüm alan bilinç dışı. Ve bilinç dışının içinde organik bir yapı da var. Buzdağı mikroforunu asla unutmuyorum. Burada şu alt tarafı idimiz ve bilinç öncemiz diye düşünüyoruz. Buzdağının görünen kısmını kişilik ve gerçeklik, ego değil, ego da içeriye çünkü bir süre sonra çekiliyor. Üstteki gökyüzünde süperego olarak algılıyoruz. O gökyüzünde 5-6 yaşlardan sonra alta doğru çekiliyor, içselleştiriliyor. Yukarıda kalan kısmı ayrı oluyor. Ve bunların her birinde terazi olmak zorunda. Yani alttaki, itteki yapıda da, egodaki yapıda da bir dengeyi kurmamız lazım. Süperego'da da dengenin kurulması gerekir ki ancak o zaman şey, bu size anlattıklarım ilk önce üçe böldü zihni. Ardından bunların ayıtların isimlerini koydu ve öyle sundu. Biraz daha netleştirirsek bilinç ne? Bir kere bunu bileceğiz. Bilinç bizim organizmanın iç uyaranlarıyla dış dünyada olan bir tane öncelikle farkında olunma durumu. Bu aralar meşhur olan mindfulness işe yaraması bu yüzden. Yani bugünü düşün, ana odaklan diye telkinler vermesinin sebebi bu. Çünkü hepimiz ya geçmişte yaşarız, dolanırız etrafta, zihnimiz geçmişte ya gelecektedir, ya hayal kurarız. İleri an yoktur çoğumuzda. Çocuklarda hiç yoktur da, çocuklarda asıl an vardır, pardon, yetişkinlerde geçmiş veya gelecek vardır. İşte bilinç dediğimiz şey, iç ve dış dünyada olup bitenlerin farkında olunması, seçebilmesi, algılayabilmesi ve ona uygun da duygu, davranış, düşünce sirkülüsünü oluşturup yanıt vermesi bilinçli durum. Uyanıklık durumu yani, uyanınız. Bilinç seviyesinde ne var? Düşünceler, algılar, o an ne oluyor? Ego diye tanımlıyorlar ama ben size söylüyorum, gerçekliğin karşıtı kişilik. Ego biraz daha içeride ve parçalı, yani rollerin bulunduğu yer. Ama ego da diyebiliriz. Ön bilinç seviyesi, anılar ve bilgi dağıtı. Yani bizim bildiğimiz şeylerin bize sorulduğu zaman, aklımıza geldiği zaman anlatabildiğimiz bilgiler, kolaylıkla ulaşabildiğimiz bilgilerin bulunduğu yerde bilinç öncesi, bilinç dışında da her şey var. Korkular, kabullenilmez cinsel arzular, vahşet, dürtüleri, afet dışı dürtüler, mantık dışı istekler, bencilce ihtiyaçlar ve utanç verici deneyimler. Bilinç öncesi size anlattığım gibi istenli çabayla getirilen dürtü, duygu, düşünce, anı. Şimdi oradaki farkı mesela bilinç dışını anlattıktan sonra size burada benim gelirken yaşadığım bir deneyimden örnekle anlatacağım. Bilinç öncesindeki içerikler hem bilince çıkabilirler hem bilinç dışına yollanabilirler. Eğer yaşanan deneyim kabul edilmez, acı vericiyse bilinç dışına yollanır. Ama kabul edilebilir ve iyi gelen bir şeyse bilince çıkarılabilir. Bazen travmatik bilinç öncesi deneyimler var ulaşabildiğiniz. Yani onlar savunmalarla korunurlar, inkara, yok saymaya, unutmaya maruz kalırlar. Hatırlatabilirsiniz, hatırlar ha der ama bilinç altına yollamıştır. Bilinç altından çağırırız, gelir. Bu içeriklerin hangisine tutulacağı veya tutulmayacağını karar veren bu bilinç öncesi dönem. Şuraya geri dönelim. Ben ayağım kalkayım. Şurası. Burada savunmalar var. Şurası. Buranın, şurayla şuranın ve üstteki süperegonun arasındaki dengeyi kurması için askerler gibi bizim savunmalar sonradan oluşturulmuş yapı. Yani savunmalar bilinç öncesinde. İdin hemen üstünde. Ne yapıyor? Orada otosansör gibi çalışıyor ve işlev görüyor. Her şey savunma olabilir. Savunmalardan biraz burada bahsedeyim. Yani bir sürü savunma var ama Alan'da Freud'un bahsettiği kabul edilen yani psikoloji ekollerini belirlediği 16-17 tane savunma var. Bunların ilk 6 tanesi ilkel diye bölme, bastırma, inkar olmak üzere savunmalar var. Ama şey diyor ki asıl ilk literatürler her şey savunma olabilir. Yani yana baktım. Savunma olabilir. Bazen de olmayabilir. Yani onu çok bilemiyoruz. Bir şekilde bir verilen duygusal tepki de savunma olabilir diyor. Savunma şöyle anlatayım size. Bedensel ve ruhsal yapının iç
toplumun içinde gerçekliğe ayak uydurmadan ve var olmada işte rekabet etmeden neyse hayatta yaşamadan yaşamaya yönelik oluşturulmuş dış dünyanın etkisiyle de oluşturulmuş bir elektrik sistemi. Kablo sistemi. Şey, sigortası şey, ruhsal yapı. Onlar böyle dağılıyorlar. Aynı damarlarımız gibi düşünün. Bedeni de etkilerler. Yani nefes, kalp, atış bilmem ne falan da değişir. Duyguyu da etkilerler, beyni de etkilerler. Ve beyin de onun böyle kılcal kılcal terlerinin ulaştığını düşünün. Savunmaların görevi bireyin bireyi korumak. Yani varoluşundan, tamam mı? Yok oluşuna kadar, yani insanoğlu bilinmez bir geçmişten gelir, bilinmez bir geleceğe gider. Bir sonu vardır, kesinlikle bilir. Ama buna rağmen yaşamaya devam eder. Tamam mı? Bu elektrik sisteminin amacı bu bireyin acı çekmesini, dayanılmaz olan şeylerle karşılaşmasını engellemek, onu korumak. İşi bu. O yüzden bazen o şalter atar. Bazen böyle sıkışır sigorta bir yapar. Ve kişi ya bayılır ya atak geçirir falan. Bazen organik nedenle sorunlar olabilir o sistemde, elektrik sistemde, yapılışta. Yani şunu da düşünün, işte bilgisayar çalıştıracaksınız, orada kablo sistemi döşenmiş ama geliyor bilgisayar diyor ki hanımefendi sizin buraya internet çekmeniz lazım. Yoksa bu internet çalışmaz, o ara kablo. İşte o duygu yolakları diye anlatırken belki. O duygu yolağı aileden gelme veya işte normal derinde henüz kurulmamıştır. Yeniden kurmanız gerekir. O hattı çekmeniz gerekir ki o davranış oluşsun. Yok oluşmaz ya da o duygu durumu oluşsun. Savunmalar böyle. Yani yalnız şey de nevrozda, yani nevrotik davranışta organik bir temel yoktur derken aslında elektrik devresi bilmem ne her şey sağlamdır. Sadece geçmişten gelen enerji gider oradaki sigortaya attırır. Aslında bugün de o tehlike çok yoktur veya kişinin bu sistemi düzenleme yetisi ve olgunluğu vardır ama yapamaz. Sigorta atar. İşte nedenini bulamadığınız o atışlar var ya, onun gibi düşünün. Geçmişten oradan bir sinyal geliyordur. Çat diye atlatıyor ve kişi diyor ki ya ben neden olduğunu anlamıyorum. Bunun için bir sebep yok, biliyorum. Ama öyle oluyor dediği şey savunmaların doğru çalışmaması. Bu şekilde. Şimdi bilinç dışında organik alışkanlık, yani soluk alıp vermemiz de bizim bilinç dışı. Tamam mı? Kalbimizin atışı da, yürümemiz, reflekslerimiz bilinç dışıyken normalde bilinçle yapılabilecek oldukları halde doğal ya da yapay olarak bilincin ortadan kalkması. Yani sarhoşluk hali, hipnoz hali, uyur gezerlik de bilinç dışı. Bu bilinç dışının içinde bizim, yani ikinci tür eylemlerin gerisinde bizim yaşamımıza ve deneyimlerimize göre bilinçaltına attığımız şeyler, onun bir parçası çip gibi düşünün. Yani bilinç dışında bir çip, bilinçaltı ve bizim genetik yapımızla ve şeyle orantılı, büyüme şeklimizle de değişken program gibi, marka gibi düşünün yani. İşte Samsung şöyle çalışıyor da Android midir neyse işte iPhone böyle çalışıyor gibi. Tamam mı? Bir de o çipin içinde şey de var. Sizin, benim yani düşüncem, bilimselidir, şeydir ayrı tartışılır. Sizin kolektif bilinciniz de var. Yani atalarınızdan, dedelerinizden tekrarlanan, çok sık tekrarlanan bazı davranış ve ruhsal örüntülerinde ben yüklü olduğunu düşünüyorum. Ve yani deneyimliyorum, öyle söyleyeyim. Yani kolektif bilinç dediğimiz, şey aile dizimlerinde çok ciddi ortaya çıkıyor, hipnoz ortaya çıkıyor, görüyoruz yani. Bir de bu meşhur bizim ilkel insanlığımızın tarihi var. Yani insanın özü, hamuru bıraksa ya sapıktır ya camidir. Sonra insan dünyaya uyumlana modernleşe bu hale gelmiş evrimini hala sürdürmektedir. O demin söylediğim şey, yani ide anlatacağım birazdan. İnsan olduğu yeryüzünde ilk o yetersizliğini fark ettiğinde frontali geliştirdi. Çünkü gitti hayvanı öldürdü, kökünü aldı, ölmekten kurtuldu. Baktı pençesi yok, bıçak şey yaptı. Şimdi ne yapıyor? Yüzüyor, uçuyor, uzaya gidiyor falan. Doğa karşısındaki yetersizliğe karşı narsizmi, ilkel narsizmi onda üretkenliğe oluşturdu. Yaşamda kalmayı başardı. Kalamayanlar gitti. Yok, oldu gitti.
yüzden ham hamurumuz hepimizin. O da bu bilinçaltı çipinin içinde yüklü. Yani ilk insanın o ilkel hali. Yani işte bunu benim söylediklerimi de tekrarlayabilirim. Ama şimdi unutmayacağınız şey, bilinç dışı hem sinirsel hem fizyolojik bir süreçtir. Bilinçaltı sadece ve sadece ruhsal bir sistemdir. Tamam. Bilinçaltını zaten size anlattım. Depodur. Orası arzular, anılar, düşünceler. Bazılarında hiçbir şekilde ulaşılamayacağı düşünülüyordu eskiden. Şu an bayağı ulaşıyoruz gibi. Yani hipnozla, diğer tekniklerle falan ulaşılıyor. Bir dönem ama şeyler bilinç dışına hiçbir zaman ulaşılamaz. Yani denildi yani. Bilinçaltına, pardon. Şimdi bir de Freud bunları anlattıktan sonra ve oluşturduktan sonra kişiliğin içinde böyle benlik parçaları olduğunu da anlıyor. Yani bu işin bilinçli düzeyinin alt parçalarını oluşturuyor ve işte bu topografik kuramda süperego, ego ve it parçalarını olarak kuramını düzenliyor. Bu kuram orada zaten yanıklık sorunlar gelişiyor. Anna Freud, Mahler, Jung bunun devamını getiriyor. Size birazdan ilin haz ilkesini anlatacağım. Bu arada ara verebiliriz arkadaşlar. Ben başlamayla unuturum zamanı. 13 geçiyor. İsterseniz 3'e kadar ara verelim. 3'te devam edelim. Şey var, bir şey var. Şimdi tamam da.
Ya
Şu anda verilen bir
Değerli arkadaşlar, toparlanırsak başlayalım. Yavaş yavaş. Şimdi Rusal Aykut'un parçalarını konuşurken burada ruhsal evrelerin gelişimini de bilmek önemli. Çünkü o bize haz ilkesini ve gerçeklik ilkesini, bazen yargı sistemi gibi çalışan süperegonun da ne şekilde çalıştığını bize söyleyecek. Çünkü ben konuşmama başlarken hatırlarsanız, size gelen bir kişi çocuksa, şöyle ergense, şöyle yetişkinse, şöyle bir yol izlememiz gerekiyor dedim. İşte ana temeli buraya dayanıyor aslında. Ruhsal ayrılık ilk dediğimiz parçası bizim enerji tankımız. Buna geçmeden önce ben size bir örnek vereceğim dedim, unutturmayın dedim. Mesela şey, bilinç dışıyla bilinç altındaki kavramı daha iyi anlamanız için bugünkü deneyimimden örnek vereyim. Ben Taksim'e geldim, bisikletle yürürken polisleri gördüm. Polisleri görünce Taksim'deki patlama aklıma geldi. Şimdi bu bilinç dışı mı, bilinç altı bir şey mi? Bilinç altı nasıl olur biliyor musun? Bilinç altı, ben Taksim'e haberlerde izlediğim bombalar yüzünden gelemem ya da gelirsem o anda bir kalp çarpıntısı bir şey hissederim. Korku olur, semptom gelişir yani. Bilinçaltı hemen etkileri, duygu geliştirir. Duygu davranışa dönüşür, bilgisayar şemaya dönüşür. Bir zihninde öyle yine patlama olacak. Ben böyle yaralanacağım diye bir sahneye belirir. Ardından da ne yapar? Ben ya gelmem ya da şunu yapamam. Ya gelirim ama korkudan kaygıdan ayrılıp bayılabilirim ya da bununla uğraşırım, çatışırım falan, tamam. O aradaki fark işte bu yüzden önemli. Yani dışarıda kavga eden birilerini görüyorsunuz. Bu bilinç dışına kayıt olarak geçebilir. Ama ondan sizin etkilenmeniz veya bunu zihninize atamamız bilinç altınıza ilgili. Aynı şekilde bir dönem beni kovalayan köpekle kenardan geçen uyuz köpek arasındaki farkı beni kaybetmem bilinç altı bir şey. Tamam mı? Buyurun. Ama direkt gördüğünüz gibi çağırmanız, hemen çağırabilmeniz vesaire, o bilinçte olan... Bilinç şey... öncesi o da. Bilinç öncesinde anı var, bilinç dışında kayıt var, bilinç dedim ya, bilinç öncesi ve bilinç altı, bilinç dışının içindeki şeyler diye. Anıyı çağırmak, görünce aklıma gelmesi, bilinç dışında ama. Hani bilinç altından arasındaki farkı şey yapmak için bu örneği verdim. İdi şöyle, ruhsal enerjinin ana kaynağı ve hepimizin doğuştan varoluşumuzda var, hepimizde aynı olan ama güç enerjisi, yapısı, epigenetik altyapıyla veya hamilelik ve 0-1 yaş arasında
etkilenebilen, değişebilen bir yapı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hepimizin bir enerji tankı var. Bunun içindeki özellikler ailevi ve genetik yapımızla alakalı. Bazen her şey yolunda olabilir ama hamileliğin işte ilk 3 ayında, sonraki 6 ayında veya 9 aydaki oluşabilecek dış etkenler veya iç etkenlerden etkilenip olumlu ve olumlu olduğunda işler yolunda ama olumsuz etkilenip organik olarak da sıkıntılı olabilecek bir yapı. Ve ölüm enerjisi ve yaşam enerjisi iki kutuplu bir enerji. Haz agresyon der Freud, ölüm ve yaşam enerjisini daha önceki felsefi akımlar Yin Yang, Aristoteles söylemiş zaten. İki tane iki kutuplu bir enerji düşün, elektriksel bir yapı. Haz ve ölüm enerjisi. Şeyler şu anki spiritüel iyi düşün, güzel olmuşsun yapıları da bu mekanizmanın üzerinden doğar. Yani var olan enerjiyi beyninde olumlu biçime doğru çevir. Yaşamsal enerjiye doğru dönüştürme çalışmaları buradan besleniyor. Ana yapısında bu var. İçinde ilkel yapı, zaman, mekan, sebep, sonuç, mantık, doğru yanlış ve ahlaki kavramlar yok. Yani zaman dediğimiz şey yer çekimi boyutunda biz oluşturuyoruz. Güneşin doğuşuna ve batışına göre insanın icat ettiği lineer bir şey zaman. Ama iyi için zaman yok. Acıkmışsa acıkmıştır. İşte istediyse istemiştir. O an olacaktır. Engellenmeye asla dayanamaz. Ve böbrek doğurma aslında böyledir yani. Ve tüm böbreklerin hepimiz için çok güzel bir his oluşturması, onun o henüz yaşamla yani gerçeklikle arasında o duvarın ölünmemiş olup o enerjinin saf bir şekilde bize geçmesinden kaynaklıdır. Yani o enerji henüz işlenmemiştir. Evet yaşam ve ölümü yansır ama o anda hatta Freud'un şeyini ölüm de hazdır der, haz kaynağıdır der yani dönüştüğü zaman. O anda doğduğunda bebek ilk 6 ayda bir senede zaten hiçbir şekilde zararlı bir şey değil. Evrensel bir kaynağın bir ışık parçası gibi düşün. Daha sonra dış gerçekle uyum ve yapısal özelliklerle şekil alıyor ve değişiyor, yapılanıyor. Haz odaklanma yani bebek ağladıysa ağlar. Yani ona memeyi vermeniz lazım. Meme gelmediği sürece ağlamaya devam eder. Geldiği zaman susar. Ama akşam da sabah da alışveriş merkezindeydik, dışarıdaydık diye bir şeyi kabul yani bilmez zaten. Öyle bir şey yok. Engel çıkarsa agresyon dediğiniz gibi. Bizim en büyük engelimiz de medeniyet. İnsanlığın en büyük engeli medeniyetin varoluşudur. Yani ben eskiden bari bence ilkel zamanlarda olunca o vahşet savaşları bilmem neler aslında çok insanın şeyine uygun. Şimdi o da yok artık. O duygumuz da bir şekilde engelleniyor. Daha fazla hastalanıyoruz. O yüzden yani sıkışma daha zorlanıyoruz. Eros, Thanatos, Yin Yang ve Gazap da İslam inanışında anlatılmış aslında daha önce de söylenmiş yapılardır. Bir kere her zaman dürtüler var olacak. Yani biz şimdi sürme edeceğiz yani onu anlatacağım size. Sürme ettiğimiz sürece rahatlayacağız o enerjiyi kullandığımız sürece. Edemezsek bize hep sıkıştıracak gibi bir tencere gibi orada kaynayacak kaynayacak ne yapacak bize? Hasta edeceğiz. Sürme etmenin yolda yaş dönemlerine göre bu enerjiyi üretken bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Onu da daha sonra Erikson ve Anna Freud anlatıyor gelişim dönemleriyle. Gelelim mutlaka olur. Eğer bir yani cennet cehennem aslında yani baktığımızda öyle bir duygu. Ömür boyu devam eder. Ta ki hedefine varana kadar hepimiz için böyle. Ana yapımız hala bizim içimizde zamansız, mekansız, mantıksız olarak hayatına devam ediyor. Yani en sonunda yetişirse sizinle bir uygulama yapacağız. İçinizde o iyi, bilge, arkaik bir fosil yapımız var, duruyor. Saklı ve bence bizi koruyan da bir yapı iyi kullanırsanız. Acil durumlarda harekete geçer işte travmalarda falan çalışır o hemen çıkıverir. O yapı hala duruyor. Bu yapıyı rüyalarımızda net bir şekilde görürüz. Ölü insanlar canlanır. Canlı insanlar parçalanır. Tekrar bütün haline gelir. Yoğunlaştırma mekanizmasıyla birçok şahsı birçok duyguyu o şahsın üzerine etki altında tutabiliriz.
işte yani hipnoz çalışmaları falan zaten bunu gösteriyor. Çocuğu mantığı öğretebilmek için 5 yıl falan biz eğitiyoruz. Ardından yetmiyor, okul alıyoruz. 8 yılda orada birer gerçek uyumlu hale getirmeye yönelik iş yapıyoruz. Biz ömür boyu öğrendiğimiz halde mantıklı o ana yapı davranamaz. Mekan şey de yoktur, ile. Yani dürtü geldiği zaman işte burada olmaz, şurada olsun falan düşünmez, anlamaz bunu yani. Zaten ilkel idiyle davranan insan toplumda şu anda ya delidir, ya suçludur, doğru mu? Ya da sapkındır, sapıktır yani. Ya cezaevindedir, ya da hastanesindedir, ya da sokaklarda kimsesiz bir şekilde dolaşıyordur. Sebep-sonuç yapısı da kuramaz. Yani şöyle yaparsam böyle olur, bunu yapmazsam şu olmaz mekanizması da iyi de var olan bir mekanizma değil. İlk 6 ay tamamen, hatta 1 yıla kadar söylüyorlar, ilk 1 yıla kadar insan ile yaşıyor. Mantık da yok, yanlış doğru da yok. Yani hiçbir şekilde bir bebeğe niye altına ettin, daha bu bezi yeni aldık, ayıptın ya da niye halının üstüne ettin demiyoruz yani. Yanlış yok, o bebektir, yapar. Bunları burada haz ilkesini biraz konuşmamız lazım. Nedir bu haz ilkesi? Önemli. Çünkü ilgi anlatırken sanki bu ilk işte Freud başta eleştirdi, ona yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de bu. Sanki Freud dedi ki her şey cinsellik, cinsellik olmazsa hastalık oluyor diye eleştiri alır. Yani Freud'un cinsel yorumları çok eleştiri alır ama daha sonra yapılandığını bilmiyorum, nasıl söyledi tam, hani o öyle söylemedi diyemem ama daha sonra benim okuduklarımdan anladığım bu haz ilkesi yaşam evrelerine göre değişebilen kavramlar. Yani yeni doğmuş çocuk için meme hazken, cennet işte memeye ulaştığında hazken, 1-2 yaşlarındaki çocuk için bir koltuğa inip çıkmak, bunun canlı şey mi olduğunu anlamak, dünya nesne ilişkileri bir haz. Aynı ama sevişmeyle aynı hastır bir hazla karşı. Yani beyinde oluşturduğun elektriksel duygudan bahsediyorum. Ergenlikte gerçekten de bence ergenlikte cinsel doyumun karşılığını buluyor haz. Yani 5 yaşındaki çocuk bir kız görünce veya bir kız erkek görünce içi cız etmiyor ama ergenlikte ediyor. Yani demek ki bir şey oluyor orada. Bir nöronsal da değişim oluyor. Ben bunu Enstitü'de Tahir Hocam çok beğenirdi öyle anlattığında. Yani hocam şöyle mi demiştim, çok beğenmişti. Şimdi onu da söyleyeyim. Yani böyle yaş dönemleri geldikçe beyinde hazır olan bazı CD'ler mi koyuyor beyne ve çalışmaya başlıyor demiştim. Yani 0-1'de memeyken, 1-3'de nesne ilişkileriyken, işte sonra okul döneminde gizli dönemken, ergenlikte işte artık tamam diyor, o CD'yi koyuyorsun, ben karşıdaki karşı cinsi beyni içinci seçsin, beyninde şöyle hoş duygular olsun çalışmaya başlıyor. Ergenlik geçiyor, güzel hoş duyguyu yaşıyorum ama ya ben biraz üretken olayım falan, bir şeyler yapayım. Onu anlatacağım size çünkü bu önemli. Haz ilkesini aslında yaş dönemlerine göre değiştiğini bilmeniz sizin danışana yaptığınız yorumla da alakalı. Yani benim daha dün görüştüğüm işte 35 yaşlarındaki gencin semptomunun arkasında yaş döneminin değişmesi, artık genç yetişkinliğe geçmesi, evli ama çocuk yapmakla ilgili işte bir şeyleri var, bunu anlatmıyor. Geldiği şey kulakları çınlıyor, kulağında büyük bir uğultu var. Hastanelik oluyor, bu kaç kere olmuş hikayeyi dinlediğiniz zaman bu üçüncü, hatta dördüncü bir evli askeri giderken olmuş, hani üçüncü bir evlenirken olmuş, bir de şimdi olmuş. Sonra hadi soramıyorsun da bakın, acaba çocukla ilgili düşüneceğiz ne falan demiyoruz. Merak ediyoruz, ne oluyor? Ya işte şimdi konuşuyorlar, şimdi çocuk yapsak mı, nasıl bakarız, işte eşine güvenemiyor, o çalışıyor, çok dağılmış, sorumsuz, o da biraz obsesif falan. Yani bu çatışma, yaş dönemine uygun yorum yaparsanız oraya ulaşırsınız. Çünkü yaş dönemi orada önemli. Oradaki ihtiyaç, üretkenlik dönemine girmiş, iş iyi, bilmem nesi iyi. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Kafanızın arkasında mutlaka o yaş dönemleri, çünkü haz ilkesinin kaynağı bu. Şimdi semptom ortaya çıkmışsa haz ilkesi gerçekleşmiyor demektir. Çatışma var demektir. Çatışma neden olur? Yaş dönemine uygun olur. Engellenmeye dayanamaz. Haz ilkesi, yani hazın mutlaka kendini bulması lazım. Çocukluk yıllarında etkilenir. Birkaç kitapta kadınlarda da
büyümeyle ve olgunlaşmayla etkinliği azalır ama tamamen ortadan kalkmaz. Gerçekliğin ortaya çıkmasıyla ilk yüzleşiriz bu engellenmeyle. Gerçeklik ilkesinden de biraz bahsedeceğim. O buzdağının suyun üstünde kalan kısım burası. Gerçeklik ilkesi ve kişilik yapımız. İlk ego süperego artık o suyun hemen altında yapılanmış, kurulmuş sistem olarak algılayın. Organizma, gerçeklik dediğimiz organizmanın doğal kendini ortaya koymasını engelleyen dış etkenlerin, dış gerçeklerin tamamı gerçeklik. Doğuştan yok. Ve egonun gelişmesiyle de etkinlik gösteriyor. Olgunlaşmaya koşuktur. Ego, gerçeklik ve süperego. Hayatın tüm evrelerinde ve gelişim dönemlerinde hedefe yönelik talepleri gidip her daim gelecek. Her daim ilk bir dilekçe yazacak, bir şeye savunmalara, ben diyecek şunu istiyorum, mümkün müdür acaba diyecek. Ya değilse geri yollanacak, şeyse kabul edilirse halledilecek. Toplum zaten bunu çözmüş, dinler de çözmüş. Birazdan süperego'yu anlatırken söyleyeceğim. Demiş ki ya senin cinsel şeyin mi var, ihtiyaç? Tamam, evrenin, biz bunu alkışlayalım, kutlayalım, törenini yapalım. Sen fazla devam et, bunu engellemeyelim. Mesela, işte benim kendi idimin hassal üretkenlik yaş dönemine uygun alıyor beni bir yanaya kadar şeyle yolluyor işte yani niye yapacak ki ne var ki ne gerek var ki sürüyor zaten bana. Ama yok işte benim has dürtüm bir şekilde onu sürdüğümüze edip ediyor. Felsefi sohbetlerle bilmem neyle. Veya işte vahşet daha çok kesip biçmekten haz alabiliriz. Agresyon yönetimiz yüksek olabilir yapısal özelliğimizde. Gidip sokakta orada burada etelik yapıp onu bunu bıçaklamak yerine eğer bir cerrah olduysak çok da saygımızdır yani sıkıntı yok. İşte bu hazımız ego, gerçeklik ve süper ego tarafından sürekli bir denetimden geçecek, düzenlenecek. Bazen çarpıtılacak, geri yollanacak, bazen de izni tarif tutulacaktır. Kişilik böyle ortaya çıkar. Aşk bildin, buldun, ilk giriş, iş buldun, sıvış sözü. İdi, çok iyi, nefse uydun, şeytan, karmaları idi, tam tarif eden şeylerdir. Hiçbir zaman da değişmez. Herkes de aynıdır yani. Sadece bunun belki şiddeti, volümü yüksek veya az olabilir. Yani dinleyen insan, hareketli insan gibi falan. Ama mantığı aynıdır. Bebek için anlattım size. Bir bebek için memedir. Genç bir erişkin için karşı cinstir. Erişkin için anne olmak, baba olmak, üretken olmak, aile olmak. 40 yaş üstü için haz, felsefi sohbetlerdir belki. Bazen cinsellik, yemek yemek, kırbaç, ders anlatmak, kayıtlı hepsi hazlayıcı olabilir. Bu kişinin tercihine bağlıdır. Bilinçli savunmalar kullanarak yapılıyorsa da sıkıntı yok. Denge söz konusuysa problem yok. Erken dönemlerde haz evreleri yara alırsa patoloji daha hafiften ağrı doğru bu yaş dönemlerine göre oluşuyor aslında patolojiler. Yani daha ayrı bir konu ama kısaca oranın da ufacık bir özetini size söyleyeyim. Yani kişinin döneyi 0-1 dönemi ruhsal gelişim evresi döneminde yaşadığı olumsuz dış çevre etkenlerinin verdiği hasarla 3-5 yaş arasında yaşanan çatışmaların verdiği hasar aynı değil. Yani periodopal, ödopal diye anlatılır. 0-1'deki de hatta psikotik evre olarak bile düşünülebilir. Yani yaşanan şey, olumsuz koşullar patolojinin ağırlaşmasına sebep olan. O yüzden şeyi sorarız. Yani eğer bir şey varsa bu annenin hamilelik dönemi, ilk doğum yılının işte ne kadar anne sütü aldı, mesela aile programlarında vardır o anamnezde eğer şekliyse bir gün doğduysa konuşalım. Ne kadar anne sütü aldı, tuvalet eğitimini alırken neler yaşandı, ne zaman konuşmaya
başladı, ne zaman yürümeye başladı, ilk anamnez. Çok önemlidir sizin patolojinin hafiften ağrı nasıl gittiğini, oluşabileceğini tahmin etmek açısından, kafanızda belirlemek açısından. Ve ego, yani doğumla başlayan o ilin içinden doğan toprakta bir fide gibi düşünün. Bir yaşından itibaren yavaş yavaş doğan ve zamanla büyüyen, bana göre de ömür boyu, yani yaşlılık evresine atlıyorum. Genç, yetişkinlik döneminde büyümeye devam edebilecek bir yapı, balon gibi düşünün, bir fidan gibi düşünün. Eğer bu fidan dış koşulları, olumsuz dış koşullarında yoğun, mesela tam büyüme evresinde yoğun bir darbeye veya şeye maruz kalırsa ya ölüyor gerçekten ya da yaralanıyor ve gırt kalıyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim, bir meyve düşünün. Bir tarafı güneş alıyor, onu başta söylemiştim. Orası kızarırken güneş almayan veya hasar gören tarafı öyle kalabiliyor. Bu şu da önemli. Bazen hepimiz yani bir sürü alanda dengeyi veya şeyi tutturabiliriz ama bir evre parçamız kristalleşerek şeye saklanır diyor bilinç dışında. Kristal kopar, işte bir travma varsa, bir şey varsa o dönem aktif olur. Bu işte tam hani bu psikiyatrik rahatsızlıkların dışında bir şey aslında. Bireyin normalde yaşamın dengeli ve normal de doğrudur ama arada bir şey oluyordur yani, tekrarlayan bir şey. İşte orada o ego parçası kopuyor, kristalleşiyor ve uzaya atılmak gibi düşün. Orada saklanıyor. Birinci süper egoda, egoda ilkten doğar. Yani o enerjiden oluşan yapılar ve birinci yıldan sonra başlıyor. Özel bir yapı. Bunları anlattım size. Bazen tehlikeli de oluyor. Dönüp gidip karşılık ben kişilikle çok karışır. Bana göre kişilik, süperego, ego, id kavramlarının bir yansımasıdır. Frontaldir yani. Ama günlük karşılık de benliği temsil eder. Rollerin bütünüdür aslında. Ego bence parçalıdır da. Yani anne olursunuz, işte mesleğinizde bir şeysinizdir. Çocuksunuzdur, başka bir şey, bazen çocuklaşırsınız falan. O parçalı bir şey bana. Ego state'i okuduğunuzda daha iyi anlıyorsunuz. O parçalı bir şey, o bir bütün oluşturuyor, o da kişilik olarak ben yorumluyorum. Şema terapide de buna çok vurgu yapar. Karasyon oldu. Ego da zaman çizgiseldir. Lineerdir. Bir geçmişi vardır, bir geleceği vardır. Bir de anı vardır, anı da bilir. Bilinmez dediğim gibi bir geçmişten gelir, bilinmez bir geleceğidir. İnsanı gerçek manada anlamak istiyorsak İdin zaman kavramı olmadığını, yani egoda bulunan bu zaman ve mantık kavramlarının hiçbirinin olmadığını hep hatırımızda tutacağız. Yani çocuk 1 yaşına kadar, 2 yaşına kadar, 3 yaşına kadar yolda yürürken manavdan şey alır, ay canım benim diye sevinir ama bir süre sonra ya ayıp değil mi, senin yaptığın habersiz alınmaz, bak bunu söylememiz lazım ya da bir tokatı çocuk yer. Böyle bir şeydir egonun gerçeklikle ilintilenmesi. Yetkin bir ego. Yani şu ilkel yapının, şu hale dönüşmüş olanını bugün de var olmuşsudur. İç görenleri algılayacak, dış görenleri de algılayacak, ilişkileri devam ettirecek ve doyumun sağlanmasına yönelik de fiziksel çevresini ayarlayacak. Bir de burada önemli olan bir şey, hayalle gerçeğin ayrılması, canlıyla cansızın ayrılması. Bu da önemli çünkü obsesyonların çoğu düşünceleri gerçekmiş gibi algılanmasından size gelir. Bu da 3-5 yaşlarındaki gelişim dönemiyle alakalıdır. O dönem çocuklar uçar Superman gibi, bunları seyreder, gerçek sanar ama büyüdüğü zaman bunun bir film olduğunu ve kahramanlık olduğunu farkına varır. Bazen oradan bir ego parçası gelir, köprüden geçerken köprünün yıkılacağını, kendisinin öleceğini düşünür ve obsesyon gelişir. Köprüden geçmez, asansör. Eğer ki böyle bir şey geliyorsa aklınıza gelecek olan yine ego parçası 3-5 yılların arasındaki düşündüklerim gerçektir. Gerçekse cezalandırılacağım ilkesini unutmadan yorumluyorsunuz. Bununla ilgili birkaç örneğim var. Egonun işi ne? İdi memnun etmesi lazım. Yani idin dürtüleri bütünüyle bastırılıp bir şey yapılamaz. Mutlaka hazın bir şekilde sağlanması lazım. Dış gerçekliğe uyulması lazım. İşte ahlaksal, toplumsal, süperego da var tepede.
az çok ilintili ve dengeli bir ilişki kurabilmiş olmasından önemsiyoruz. Ama o zaman çatışmasız ve güçlü bir ev olur diyoruz. İşte bazen dörtlünün, bazen dış gerçekliğin, bazen süperegonun evine giriyorsa tutarsız ve güçsüz ev olur diyoruz ego ile ilgili. Süperegoyu da şöyle anlatayım, yıllarca dinledim ama en sonunda tam anladığımı düşünüyorum. Şimdi bu ego bir iki yıl sonra başlıyor oluşmaya, süperego. Önce yukarıda bir bulut gibi, anne baba, yani ideal benim hayali o bulutun içinde var. Yani her çocuk 3-5 yaşlarında kendiyle ilgili bir hayal kuruyor. Benim vardı ve bugün gerçekleşti çok şükür. Bu bazen anne babasını idealleştirmiş oluyor. Anne baba da o bulutun içinde. Çünkü onu içselleştiriyor, içselleştirerek dönüştürme diye bir şey var. Yani biz hareketlerimizi, düşünce sistemimizi, otomatik temel kabullerimizi, bilişsel şemalarımızı etraf çevremizden alıyoruz. Doğru veya yanlış. Sağlıklı veya sağlıksız. Bunu çok ayırt edemiyoruz çocukken. Alıyoruz otomatikten. Şimdi içeride bulut da anne davranışı, baba davranışı, bir de kendinin kendi benlik hayali var. O bulut içeriye alınıyor. Ve yaşam buna göre ayarlanmaya başlıyor. Bu enerji buna yönelik, içerideki enerji buna yönelik işlemeye ve çalışmaya başlıyor. Ve bir de şey tarafı var, toplum. Bunlar nasıl oluyor? Toplum, dini, toplum kuralları, dini kurallar bize okulda falan öğretiliyor. İşte ne bir örf ve adetlerimiz, ailevi kurallarımız, hepsi böyle madde madde bize yedire öğretiliyor. Şimdi burada bir sorun yok yani, böyle toplum böyle ama biz eğer ki işte orada da uygun anne ebeveyn tutumları ya da öğretim metotları içimize sindirilmiş ve kendi benlik hayalimizde çatışıyorsa da sorun yaşıyoruz yetişkinlikte. Bir yandan içselleştirdiğimiz ebeveynle kavga ederken kendi içeride ya da onunla uğraşırken bir yandan yaşamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir bütün enerjinin bir kısmı oraya aktarılıyor. Ve bu sırada yapabileceğimiz iyi şeyleri yapamıyoruz. Tamam, burada da bunu unutmayalım. Mesela danışanlardan nasıl gelir size? Rüyada geldi bana bir tane. Sözle de söyledim. Ya bazen de olmak istemiyorum ama annem gibi düşünüyorum. Annem böyleydi der. Mesela işte bir şeyi vardır. Bir bakarsın annem ya da babam böyleydi. En yakın dinlediğim danışanla. Ben de ayrılamıyorum galiba. İşte kim böyleydi, kime benziyordu falan detayı sonra. Ah babam böyleydi dedi yani. Bazen işte 3-5 yaşında hem cinsiyet kimliğiyle aynılaşmak, ardından yapılanmak sağlıklı bir şey. Önce modelliyorsunuz, NLP'de vardır, o modelle oradan çıkıyor, hep hepsi buradan çıkıyor yani. Modelleyip sonra kendini oluşturmak sağlıklı bir şey. Bir problem yok. Ama hem yanlışlıyor, hem de modellemişse çatışma oluyor. Çatışma varsa sentom olur, sentom varsa da nedir? Çalışılması gerekiyor. Bazen yani suçlayıcı, cezalandırıcıdır. Çok bunun da bu da içeriye alınır ve bilinç dışına konur. İstenmeyenler, yani huzursuz edenler, işte bir şey yaptığımızda veya kafamız karıştığında kabullenemediğimiz şeyler olduğunda uyuyamamamız, suçlu hissetmemiz, telafi etme çabalarımızın tamamı süperegodan kaynaklanır. Büyük dileki karşılığı vicdandır. Süperego aygıtının eksikliği veya bozukluğu da ciddi antisosyal kişilik bozukluğunun sebebidir. Yani niye adam düşünmez yani karşıdakine? Düşünmeden hiçbir şekilde zarar verir. İyiliğiyle davranır, süperego yoktur. Orada egodan falan da bahsedilemez zaten. Ama şey yok, literatürde bu idin patolojisiyle, egonun patolojisi, egonun yapısıyla ilgili çok fazla şey var. İşte koçluklar, moçluklar, inerpiler, hepsi zaten egoya çalışan sistemler. Analitik psikoterapi iyi, çok iyi biliyor. Ama ben süperegonun böyle hasarıyla ilgili veya şeyle ilgili çok fazla şey okumadım. Hatta bunu da kafamı kurcalayan da bir şey yani ne kadar incelendi bilmiyorum. Belki ileride şey yapabilirim. Yargı sistemi gibidir. Ödül verir, ceza verir. Kendi kendimize. Bazen sabote eder bize. Cezalandı, sen şu kötü bir şey yaptın. Mutlaka bunu şey yapar. Terleyerek uyan, uykunun kaçması, bunalma bizim için süperegonun bizimle şeydir. Bazen ilk ego çok fazla şey yapar, kavga eder. Yani o öyle der, o öyle der, o öyle der. Zihni
şu mekanizmayı bilmiyorum anlatabildim mi? Yani tüm tüm o parça parça şey bunlar böyle yapılanıp aşağıya alınıyor. Dışarıda görünüm şekli bize kişilik olarak gözüküyor. Bilinç olarak geliyor. Biraz şeyden de bahsedeyim. Bunlar aynı şeyler işte. İlk der ki Zeynep'in ağlamadan der sana kızım yok. O der ki ya ortalıkta ağlama ayıp oluyor. Millet ne der? Tam bunun şeyidir yani. Karşılığıdır. Şimdi bu duygular, duyguların altında size yani geldiği zaman danışan bir şey hissedersiniz ondan. Yani duyguyu kendinize sormanız lazım bir iki şey sonra. Ben ne hissediyorum sen az sonra? Bana ne hissettiriyor bu yapı? Bazen size yetersizlik hissettirir. Bazen böyle değer şeymiş gibi hissedersiniz. Yani şundaki ne biçim iş yapıyorum ben ya falan yapmasam keşke falan diye düşünürsünüz. Bu duyguları şey yapın. Merak edin bazen anlayamazsınız. Ya oradan oraya gider, oradan oraya gider. Ya ne tutuyor bu? Diye sormalısınız. Yani biz neyi çözeceğiz? Biz burada neyi değiştireceğiz? Tamam bu anlattıklarınız çok değerli ve anlamlı. Tamam demeyin. Bu da anlattıklarınız çok değerli ve anlamlı. Ama benim kafam karışık ve biraz daha odaklanabilir miyiz? Mesela nereden başlayalım? Ya siz bu şeyi neden alacaksınız? Bu yardım veya bu sürece neden katılacaksınız? Bu duygularınızın altındaki bazı bilinç dışı, bilinç altı duygu şeyleri. Mesela kıskançlık yetersizlik korkusundan. İlk başlığı güçsüzlük korkusundan, kibir değersizlik korkusundan. Dört ana duygumuz var. Korku, üzüntü, sevinç ve öfke. Unutmayın. Bu diğer tüm şeyler bunların yansımaları. Yani kılık değiştirmeleri. Küçümsenme, aşağılanma korkusu, mükemmeliyetçilik, onaylanmama korkusu. Yani hata yapmadan da eleştirilmekten ve onaylanmamaktan korkmak neden alınan önlemler. Şüphecilik, çaresizlik ve güçsüzlük korkusu, yalancılık, suçlanma, cimrilik, yokluk korkusu ve tembellikte yetersizlik korkusu. Savunmalardan biraz bahsedeyim. Yani inkar, bölme, yansıtma, bastırma, değersizleştirme. Benim ki duygularım savunmaları bunlar aslında. Sizin karşınıza öyle gelmez, böyle gelir. Yer değiştirme, yap boz, bedenselleştirme ve yeterlikler dolusu. İşte gelir der ki danışan, ya ben de zaten çok sürü kitap okudum, işte şey yaptım falan ama bunu da size bir sorayım dedim. Her şeyi biliyor zaten. Asla bilgi vermeyin, ihtiyacı yok. Yani bazen psikoterapi süreçte şey yaparız, eğitim veririz. Yani deriz ki burada şöyle oluyor, acaba sizde nasıl psikoloji böyle der. Siz bunu kendi hayatınızda nasıl yaşıyorsunuz falan deriz. Ama böyle entelektüelizasyonu yüksek olan danışanı bilgilerilmez. Sadece okuduklarınızı kendinize nasıl ötüştürün diye bir soru sorabilirsiniz. O da oradan zaten anlatmaya başlar. Bedenselleştirme, yani sürekli bir ağrıları varsa, sürekli şeyleri varsa bileceksiniz ki birbirinden enerji kendine, agresyon enerji kendine yöneltiliyor. Bedenine yöneltiliyor. Yani kendi duygularını çok dile getiremiyor ya da getirse de kabul görmüyor ve bedenine yansıtıyor, agresyon. Eğer organik bir nedeni yoksa. Yapboz da obsesyonun temel alt savunma mekanizması. Yani elim kirlendi, ilk adım yaptım, gene kirlendi, bozuldu. Gene yaptım. Bu böyle hızlı hızlı çok hareket ediyorsak obsesyon ve takıntının temel alt mekanizması, savunma mekanizması. Orada şeyi biraz anlatabilirsiniz. Yapboz savunma mekanizmasının patolojik halini hakkında biraz bilgi verebilirsin. Bilgi verince obsesyon hastalığı çok şey yapıyor buna. O bilgiyi alıyor. Çünkü zaten genelde şey oluyorlar. Daha böyle beden sonuç ilişkisine yönelik çalışan bir beyinleri oluyor ve bilgiyi güzel alıyorlar. Değersizleştirme ve devalüasyonla karşı karşıyasınız. Yani yüksek bir herkes aptal. Yani bir tane şey. Ayşe Hanım ömrümde 150 kişi çalışıyor. Hepsi geliyor. Bütün işi ben yapayım, ben hasta olmayayım, tekim olsun. Büyük bir değersizleşme var.
Bu da narsizmi düşüneceksiniz, kişilik şeylerini düşüneceksiniz. Yani birileri herkes çok aptal, kötü, bilmem ne de işte o da bunların içinde var olmaya çalışıyorsa, çok da zorluk çekiyorsa, o yüzden size geldiyse zaten hani çok analitik gitmeniz lazım, gitmezseniz zaten bir daha gelmez. Yani o içindeki küçük, hafif korkak ve şey yapıyı görmeniz lazım. Yani böyle ona bakarken ona bakarsanız devam eder, yoksa asla etmez. Yani bir kere gelir, bir de şeyle gelir zaten. Bir sürü şey, tahliller, şeyler yapılmış. Doktoruna kaç kere söylemiş, gitmemiştir. Hanıma demiştir ki yani gitmezsen seni boşayacağım artık falan demiştir. Gideceksin Allah aşkına lütfen falan gelmiştir. Yani bir daha geleceği de belli değildir yani. Etraftakiler de sorun olduğu için. Değersizleştirme, devalüasyon unutmayın. İçindeki kendi değersiz çocuğu görmek zorundasınız ve ona seslenmek zorundasınız. Sakın acıyarak falan seslenmeyin. Fena yaparsınız yani. Kendinizi çok kötü hissedersiniz. Soracaksınız peki. Sizin uygun gördüğünüz ne iyi konuşalım. Önce beraber hareket etmek zorundasınız. Peki ne yapalım? Yani bu orada çok kafanızın çalışması lazım. Yani şey de diyebilirsiniz. Peki tamam. Yani anlıyorum ki fiziksel ve organik bir sorun yok. Ve siz bu semptomları yaşıyorsunuz. Bununla ilgili sizce ne yapılmalı? Zaten doktora da gitmiştim, hocaya da gitmiştim. Ne söylüyor? Sorun, korkmayın. Bastırma. Yani öyle mükemmel yaşam ki hiç hata yapmaz. Yani doğrular, yanlışlar böyle de anlatıyorum. Nettir. Yani dersiniz ki dersiniz nasıl diyeyim? Yani doğrular, yanlışlar net hiçbirinde yapmaz. Bazen mesela hiç evlenmek falan da gerekmez. Sanki cinsel hiçbir ihtiyaç falan yok. Öyle konuşuyor yani. Bir sormaya korkarsın. Yani de orayı hiç konuşmayız. Zaten. Başka şeyler konuşuyor yani. Böyle dilinizin ucuna gelecek. Çok iyi bir kullanacaksınız. Ve işte gelişim dönemini aklınızda tutacaksınız. Oradan biraz bahsedeceksiniz önce. Ve siz de bu durumu nasıl anlayabiliriz? Ya da bununla ilgili deneyimlerinizden biraz bahsedebilir misiniz diyeceksiniz. Çünkü ağır inkar varsa orada, bastırma varsa o kolay ve ortaya çıkmaz. Çıkmak istemez. Bölme, siyah, beyaz. Böyle olmalı, şöyle olmalı. Öyle olmaz, böyle olur. Net, çok anlarsınız. Genelleme yüksektir zaten. Yani bir tane olumsuz bir şey olmuştur, 10 tane olumlu şey olmuştur, 1 tane olumsuz şey her daim olabilir. Olmasın diye hep önlem alınır. Veya buna yönelik konuşur. İnkarı da söyledim. İnkar böyle gelir. Siz aileni görürsünüz aslında sorunun ne olduğunu ama o hiç farkında değildir. Hiç değildir ve hep başka şeylerden sorarsınız. Ya bilmiyorum ki ben, siz bileceksiniz tabi falan der. Ama siz orada hemen söylerseniz orada kabul edecek kapasitede olmayabilir. Orada egoyu biraz güçlendireceksiniz, aile öyküsünü alacaksınız. O sonra da ailedeki işlerin şeylerini fark edecek önce. Sonra kendine dönecek. İnkar ve bastırma yüksekse. Bunu görüyorsunuz. Ne yapar bu savunmaları kullanan kişilerin dili nasıl çalışır? Bunlar alttaki savunmalar dil nasıl konuşur? Ya hep ya hiç gibi düşünür. Hep böyle yani herhangi bir durumun süreç içinde de yani felaketleştirme genelleme yüksektir. İşte böyle aile olmaz olsun bilmem ne baba mesela biraz şeydir ama ben onların hiçbiriyle görüşmüyorum da babam da şöyle hepsini silah atar. Etiketleme çok vardır. İşte kalmış şey, ilkokul mezunu benimle böyle konuşuyor falan filan der. Veya işte dinsel olarak ya da siyasi olarak etiketler. O der bana bunu söyleyemez falan der yani. Tek şey etiketlemedir. Bir piyano bir kız böyle yıllarca piyano dersi almış hocadan. Hocayı da çok seviyor. Başka hocaya da alışamaz falan. Alışamayacağını kendisi söylüyor. Yani hocayı sadece bir şey darbe dönemindeki görüşleri yüzünden bıraktı. Terapi sürecinde bıraktı. Yani öyle bir konuşuyor bir kere. Ama böyle 8-9 yılda çocukluğundan beri sonra piyanoyu falan bıraktı ya. Bir başka hocaya alışamadı. Bir türlü içselleştirmek. Sadece o yüzden böyle. Yani onun da bir düşüncesi olabileceğini asla ve asla çok şaşırttı zaten böyle düşündüğünü öğrenince. Abartma. Yani işte abartılı bazen basit bir şey anlatır. Abartılı güler. Ya da abartılı ağlar. Öyle oldu yani şeye uygun, gerçekliğe uygun duyguyu değil de onun abartılı hali.
kişiselleştiğini biliyorum bana dedi. Paranoyak düşüncelerle beraber çalışır. Biliyorum. Ya o öyle yaptı, onun derdi bende. Böyle konuşur. Keyfi çıkarsan olay yine zihin okumadan başlar. Paranoyak düşünceler eşlik eder. Kişiselleştirmeyle birlikte çalışır ve benim alıp cümleler. Bu Gardner'in şeyi, bu katman katman insanı aslında Gardner'in kaç yıl önce söylemiş. Söylediklerinize dikkat edin. Bilgisayar psikoterapi kitabının başında yazar yalnız. Düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin. Duygulara dönüşür. Duygularınıza dikkat edin. Davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin. Alışkanlıklara dönüşür. Alışkanlıklarına dikkat edin. Değerlerine, değerlerinize dikkat edin. Karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin. Kaderinize dönüşür. Diyor ben de inşallah önce. Şimdi diğer şeyden şey bir öbür sayı taşıyalım. Örnek, biraz örnekleri konuşuyoruz. Bunları konuştuk zaten. Şimdi bir uygulama yapalım. Üç kişi istiyorum. İlk ego süper ego yapacağım onları. Söylüyorum ne yapacağımı. Ben size yardım edeceğim. Aslında bunlarla ilgili şapkalarım vardı da o bir şey alıp şöyle kendine karşı sabote sisteminde çok iyi
duymanız lazım. Ama yorumlamayın, mühim değil, bilin ama. İt ne der? Hanımına ayrı, anneye ayrı köpür. Köpür biraz kız ya, hanıma ayrı kız, anneye ayrı. Rahat ol. Allah bir şey daha yani böyle daha hayvani olarak yani ona karşı daha böyle nefret söylemeyle bulunur. Ya hanıma da yani aslında yine hani çok fazla cinsel olarak birlikte olmak ister ama hani bunu yapamaz. Ve o durumda da işte ego ve süper ego herhalde. İntimaya fikredeceğim kusura bakmayın. Yani burada hepimiz profesyoneliz. Bu süper hep senin yüzünden. Tamam. Adamlarım aşkı. Ben sana soracağım. Ben annemi seviyorum. Ama senin istediğini de vermeyeceğim. Sana da. Dışarıda çıkmayacağım. Sen gezmeyi de seviyorsun. Benimle beraber. Mutlu olmuyor ben. Dikkat et. Ego ne yapıyor? O egodan önce süper ego. Bu da sen tüm ürediyse süper ego konuşuyor. Süper ego şu an bir bilince. Yaptığın ayıp değil mi? Günahtır. Değil mi? Anne bu anne. Hı? Değil mi? Suçlaması ne? Sen nasıl bunu yaparsın? Hadi konuş biraz, at ya. Tutamayın. Arkadaşlar bak, terapi yapacaksanız bazı küfürleri dilinizden çıkarmaya çalışın. Aynalı karşısına geçin. Çalışın. Çünkü orada intina ediyorsa, söyleyemiyorsa bir söyleyeceksiniz sen. Ya ben grup terapisi yapıyorum bazen bu obsesyonlarda. Grup çalıştığımda yani bir kişi. Şimdi bu insanların sorunu çok kibar olmaları. Hayat öyle değil. Her yerde sıra bekliyorlar, öfkeleniyorlar. Bir türlü küfür edemiyorlar, dışarıdan davranıp düzgülüyor, öfke kendine yöneltiliyor. Bedensel semptomları ya da dışarı çıkamıyor. Şimdi bir kere 3-5 kişi böyle şey çalışıyoruz. Tabii biz duyguları coşturacağız falan. Şey dedim ben, şimdi küfür edeceğiz. Herkes bir şekilde küfür edecek yani. İşte herkes ettim ettim, bir tane kalacağız, böyle bayılacağız. Bir de saatlerce bekliyoruz. Ay dedi ama bir küfür etti Allah'ım yarabbim. Yok böyle şey ama böyle tel falan boşandı. Gruptaki kişiler o kadar kızdı ki ona. Dedi ki ya en namuslu sen misin burada ya? Bu ne ya? Kaç saatimiz geçti ya? Dedi nasıl ettin yani? Ya oyun oynuyoruz oyun. Bir şey olmaz. İşte terapi dedi ay öyle dedi ay ben bunu size şimdi söyleyemeyeceğim de bilmem ne bana ay yarın kalır. Bir söyler misiniz? Mesela çok ergenlerde de çoktur. Böyle ergenler bu yüzden hasta olurlar ya. Söyledim. Ya burada beraberiz. Kimse de yok. Aslında o durumda mı süper evlilik? Hayır. Bak seans odasında bile birken bile... Ay yürüyüşü başlamışım. Bir şey oluyor. zaten o anda oluyor yani. Sistem hep çalışıyor. Ne yapacak? Aslında sistem çalışıyor. Tabii ki ben küfür etmeyeceğim yani ama... seans odasında derdim varsa derdimi... ya da bir terapist bana bunu söylüyorsa bunu söyleyebilmem lazım. Gidip bir akademik... şeyde, kongrede küfür etmem tabii ki doğru olmaz yani. Ama eğer burada oyun oynuyorsak sizle konuşabilmelisiniz. Bu süper ego, anasıyla konuşamıyorum çocuk. Tamam mı? Ersin yolda geçinemiyor. Sen onu suçlayacaksın. Yapacağın şey toplumsal değerlere aykırı, dini değerlere aykırı. Doğru mu? Kültürel değerlere aykırı. Yaptığın çok yanlış. Senin gibi evlat olmaz olsun. Senin gibi evlat olmaz olsun. Senin gibi evlat olmaz olsun, kendini değiştirmek için. Bir şeyler yap, bir şeyler çöz bu sorunu diyor. Yeterli ego. Peki ego. Ego burada semptom oluşturduğuna göre sıkışmış. Ne ide söz geçirebiliyor, ne süper ego'ya söz geçirebiliyor. Ne yapıyor? Terliyor. Dışarı çıkamıyor. Yetkin bir ego olmak için ne yapması lazım? Var mı? Ben burada şöyle hissediyorum. Nasıl hissediyorsun? Çözümsüzlük, çaresizlik, yetersizlik, bilgisayar şemaların alt kabulleri. Değersizlik, anne tarafından değersizlik. Tamam mı? Annesi yani şu kızın birazcık nazını çekeydi de şu kavgayı etmeyeydi bir şey mi olurdu? Değil mi? Yetersizlik, çaresizlik duyguların tamamı burada oluşur. Var mı söylemek istediğin? Çatışmayı anladın. Çatışma nasıl semptom doğurabileceğini anladınız mı? Bir sürü semptomlar var. Teşekkür ederim. Şimdi dışarıda bir şey var. Ara veririm isterseniz bir 5 dakika aklınız oraya gidiyorsa. Örnekten bahsedip bir de
o bilgi arkayı şeye göre bir uygulama yapacağım. Yani böyle bir fantastik bir şey yapacağım. Yani çok önemli bir şey değil ama. Fantastik kartları getirdim mi? Bakayım mı? Evet, terapötik kartlar. Şimdi ben bilinç dışında her zaman çok fazla düşünmüyorsunuz zaten. Değil mi? Teknikle yapılıyor. EMDR bunlardan bir tanesi. Bilinç dışından da başlasa da biraz sonra şeye doğru gidiyorsunuz. Hızlı belli geliyor. Bir şey mi söyleyeceğim? Terapötik kartlar dediğimiz işte benim Melisa Ender'den aldığım terapötik kartları kullanıyorum. Semboller yani resimler. Bazen dilde de kullanıyorum şimdi. Konuşamadığı zamanlar oluyor. Hatta ben duyurumu yine gelişim dönemlerine göre yapıyorum. Diyorum ki yani bir yaşına ait bir duygu ki konuşamıyorum. Anlatamıyorum. Yani duygu oradan geliyor. Küçük bir çocuk ya bir türlü diyor, dilim dönmüyor diyor. Ben aslında dışarıda çok güzel konuşuyorum. Siz böyle söylediğime bakmayın. Küçük bir çocuk gibi değil mi diyor. Yani çünkü seansa başlar ve devam ederse hızla regres olur danışan. Unutmayın. Hızla. Eğer analitik yorumlarımız güzelse çok hızlı olur danışan. Şimdi bir 5 dakika daha ara vereceğim. Dışarıyla ilgili merakınızı giderdikten sonra örneklerle bitireceğim. Teşekkür ederim. Ben de yapacağım. Buraya koydum hocam. Şarj yoktu. Şarja koydum. Ha iyi yaptım. Tamam başlayacağım. Arkadaşlar, balkondaki arkadaşlar. Buyurun. Bitmeyecek o kalabalık. Ha? Bir daha basayım.
gelemiyor. Bitmedi daha değil mi? Devam ediyor mu? Çok hayırlı olsun. Gelmeye devam edecek gibi değil. Ben de bitmeyeceğini anlayıp geri geldim zaten. Evet, şu kalabalığın bitmesi lazım çıkmamız için. Bana videoları yok. Sonra hep beraber kızı küçüklüğü terfi yapalım. Kadınlar gününde biz beyleri de aramızda görmekten çok mutluluk duyarız. Biz kendi kalabalığımızı oluşturalım. Bayağı fazla. Yani çok devam ediyor. Aynen keski. Şeyde süreçte eğer bu benim bile galiba önümüzdeki aralıkta var şey bilinç dışı değişim diye. Eğer ondan önceki şey olursa Serkan Bey'e şey yazdım. Şeyi konuşalım. Savunmaları konuşalım. Mesela bunlar böyle adım adım. Sonra gelişim dönemleri bozuldu. Sonra bilinç dışı değişimde biraz daha bu spiritüel manada da böyle biraz daha mutlu değil, mutlu olduk. Şimdi süreçte paylaşıp şimdi yeri gelmişken. Ben şunu anladım. Aslında hipnoza ve hipnoz da anlamış ya. Belki çok bir hadise anlamıyorum ama. Ya çok da hipnoza gerek yok. Hatta hipnozları bozmaya çalışmak lazım. Yani çocuklukta bazı hipnozlarımız oluyor bizim. Şu şöyledir, bu böyledir, bilmem ne diye. O hipnozlar sonra bizi yaşam gerçekliğinde zora sokuyor. Ben diyorum ki artık ben hipnoz yapmıyorum. Hatta mümkünse hipnozlarımızı bozmak lazım. İyileşmemiz için. Ve şey daha çok böyle mindfulness tarzı o ağrına odaklanıp nefesle ruhsal enerjiyle ilişki kurmanın daha faydalı olduğunu ve bu yönde de çalışmaları ben geliştirdim. Eğer ki panik atak vakası varsa elbette bu yorumlamaların yanında mutlaka bir yatırıp nefesle çalışıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. EFT'de duygu boşaltıyor. Geri geldiğinde yeri geldiği şeyleri, teknikleri ben devreye sokuyorum. Yoksa hani yoksa tam manasıyla bütüncül bir şeye ulaşamıyorsunuz. Yani tek parçadan gidemiyorsun. O bütüncül şeyi an geldiğinde yakalamamız lazım. Burada benim avantajım çok üstten ilk davranışçı başladım ben. Yani. Davranışçı tekniklerle başladım. Sonra bilgisayarı öğrendim. Sonra hipnozu öğrendim. Ardından bütüncü psikoterapi ve bütün ekonomileri A'dan Z'ye öğrendim. En son analitik süreci tanıdım. Ve anladım ki sadece analitik süreçle bitmiyor kişi. Yani kişinin ihtiyacı sadece o olmuyor. Bazen yüzeyde oluyor. O yüzden o anda müdahale etmelisiniz. Yani kişinin semptomu geçmeden sizinle bir şey konuşamaz. Dengeye gelecek ki değişim ve olgunlaşma başlasın. Yani 5 seansta semptomu geçmesi lazım. İşte benim dün 3. kere gördüğüm danışanın artık kulak çınlaması gitmişti. Yani 3. seansta az çok azaldı, evet geçti demesi lazım. Şimdi geçtikten sonrası deneye gelecek. İşte orada yorum 5. seansta, 6. seansta, 10. seansa kadar bazen uzuyor. Yorumluyorsun. Diyorsunuz ki evet bu semptomdu. Geçti ama bu bilgiler ışığında kişilik yapılanmanızla ilgili şöyle şöyle şeylere hacet var. Siz gibisiniz. Devam ederseniz şu şekilde çalışacağız. Etmeyebilirsiniz. Semptomunuz geçti. Tamam. Bu şeyi mutlaka şeye vermek zorundasınız. Yani kafanıza göre yol haritası çizmeyin. Mutlaka paylaşın. Benim yani etraftaki terapistlerde gördüğüm en çok bana göre yanlış uygulama o. Yani o kafasındakine devam ediyor. Hastalar size tuturlar, medet umarlar, daha çok yardım isterler. Ama terapinizi yaparken mümkün mertebe ne toplumsal baskınız ne ekonomik baskınız olsun. Yani ben 15 yıl boyunca hiçbir şekilde para kazanmayı düşünerek terapi yapmadım. Hala da yapmıyorum. Çünkü öbür türlü fark etmeden içinizdeki ilkel narsizm bazen karşınızdakini sömürebiliyor. Biz bile farkında olmuyoruz. O yüzden seans terapist olacaksanız hani bu bir gelişim yolculuğu, varoluşsal hikaye olarak yapmaya çalışın. Tabii ki bunların bedelleri var ama hani böyle dinlerde falan da vardır ya o insana rehber olan kişilerin karşılığı
ile ilgili şey aynısı, işte psikte de aynısı. Onu söyleyeyim. Şimdi eğer birkaç örnek vereyim. Sunum yaparken heyecan, hepimiz sevdim, ben de tabii ki heyecanlandım. Yeteri kadar stres ve duygunun faydası var. İşte ben çok rahat olsam, çok yoğundu zaten, bu hafta çok yoğundu. Belki bu sunumu unutabilirdim, bilinçlişim hakim. Veya geç kalabilirdim. Bakın böyle ben erken geldim çünkü 3-8 Mart ve yağmur yağıyor ve Florya'dan geleceğim yani. Ya böyle resmi atamam. Şimdi bu benim kaygımdan kaynaklı yapısal bir şeyim ama bu kaygı iş görür bir şey. Yani hastalık olarak düşünmeyin bunu. Hatta bunu yok saymak, gerçekliği yani yok sayıp inkar etmeyin. Bence daha sorumlu bir durum. Ne olur? İşe geç kalırsınız, gelemezsiniz, unutabilirsiniz. Veya yeterince şey olmazsınız, hazırlanmazsınız. Ya yaparım ben. Ben bu sunumu 5. kere falan yapıyorum. Nişantaşı Üniversitesi'nde, şeyde, üniversitede ve şeyde de yaptım. Adım gibi biliyorum ama bir haftada bakıyorum yani. Gözden geçirdim. Bunlar önemli şeyler işte. O gerçeklikle şey yapısını dengelemek. Hani disiplin gibi duruyor ama değil. Yani sizin kendi dengeniz. Sunum yaparken heyecanlanan yöneticiyi nasıl yorumlar? Hikaye çok önemli bir kere. Altta nasıl bir hikaye var? Bazen işte bilinç dışı sorumlular var kesin. Ve hayatı boyunca aslında şeyi çok tutturamamış. Çok fazla da hep anı kurtarmış. Yani anı kurtarmış ve otoritede bir ebeveyn var şeyde. İşte okul, aile öyküsüne baktığımızda okulda karne değiştirme, şey yapma gibi vukuatları da var aslında ufak tefek şeyleri. Bir şekilde şeye başladığında çoğu zaman tercih etmemiş falan ama seanslara başlayınca kişi aktif olur biraz, bir şeyler yapmaya falan çalışır. O da sunum yapmaya bir şekilde şey yaptı. İnanılmaz heyecanlandığını fark etti. Titredi, terledi, yeterince hazırlanmamıştı. Yani yeterince hazırlanmamıştı ve duygusal olarak da bunu düşünmemiş, bütün hafta yok saymıştı yani hiç hazırlanmadığını fark etti. Burada şeyi yorumluyorsunuz yani deneyim eksikliği. Zaten aileden bir sürece hazırlanma yetisi verilmemiş. Yani öyle bir ailesi yok, yapısı olarak yok. Fakat bunu da hiç fark etmemiş. Yani bunun hayatında geliştirici, geliştirici ve olgunlaştırıcı bir farkındalık hiç olmamış. Zihinde ideal bir kendiliği var. Ona ulaşmaya çalışıyor. Şimdi onu fark ettikten sonra mesela çok şey değişti. Bu şeyde çocuklarda çok görürsünüz. İşte dedesinin adını almış. Okullarda çalışan var mı? Ben mesela çalıştım herhalde, çalışırım. İşte dedesinin adını alan, ne bileyim ailenin çok anlam yüklediği çocuklarda eğer deneyim, yani aman üzülmesin, yorulmasın, canı sıkılmasın diye çocuğa deneyim fırsatı vermez ama beyin yüklerler. Sen şöylesin, sen böyle olacaksın, sen harikasın, süpersin, dünyayı kurtaracaksın, işte imkan versin, bu böyle oluşur. Ama buna yönelik çocuğu bir şeye sokmaz yani, eğitime sokmaz ebeveynler. Korurlar, kollarlar, yüklerler, bırakırlar. Yani işte Android ya da iyi oluşturmuş bir ayetin çalışamaması gibi bir şey bu. Çocuk gerçekleri çıkar dünyaya. Yapamaz, yani yapmak ister. Çok niyetli iyidir, çok da tatlıştır, fark edersiniz ama yapamaz. Yapamadıkça kırılır. O narsizm kırılır, 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 geri çekilmeye başlar veya saldırmaya başlar. İki şansı var zaten. Ya gelişim pasiniz olacak ya saldıracak, yine suçlayacak. Mesela bizim sitede var böyle bir tane. Her yer işte ne iç diye ses. Ya ses değişmiyor. Biraz geçiyor, ben bunu duymayacağım. Çocuk büyümüş olması lazım ama ses değişmiyor. Ne oldu biliyor musunuz? Duygusal olgunlaşma olmuyor. Beden büyüyor, koca çocuk. Ne iç diye ses. Ergenlerde de bakın, ses değişiklikleri önemlidir. Duygusal sistem bir yerde takılı kalmış plak gibi dönüyor, unutmayın. Ya bir 3'te dönüyor, ya 3-5'te dönüyor. Genellikle 3-5'te dönüyor. Ödüpel çatışmadandır. O ödüpel çatışmada ayrı bir muamma. Orada da çok farklı bir şey var. Ses kısılır veya gereğinden fazla katı şey olur, gürleşir. Yani adam gibi, küçücük bir çocuk adam gibi konuşuyor falan. O da işte süper ego bastı, unutmayın. Süper ego içselleştirilmiş, direkt yansıtılıyor. Ve kaygılandığı zaman falan ince ses çok önemli. Duygunun şeyi, koku. Seans olmasına göre nasıl şey mi kokuyor der. Ya da bunun farklı koku. Koku dersin. Sadece koku değil. Koku ne çağrıştırıyor? Koku bazen ta
ay geçmişten falan bir sürü şey çağrıştırıyor onu. O bir düşünsün. Böyle durduk yere alıp bir şey getirdiyse mutlaka üzerine şey tuttum, büyükleş tuttum. Der ki, çantamın her şeyini unutuyor bir yerde. Ve yola çıkıyor, ne parası var, ne telefonu var, kaç yaşında? 35 yaşında genç kadın. Ben diyor bunu nasıl yapacağım? Nasıl olduğunu anlamadım. Hikayeyi alıyorsunuz. Şimdi seansa başladıktan sonra olmuş. Hikayeyi alıyorsunuz. Tam 3 yaşlarında anneden şeye götürüp köye bırakılıyor. Bir adı orada kalması gerekiyor. Kalktığında anne baba yok. O an şeysiz hissediyor ki hiçbir şeysiz. O duygu orada o şekilde tezahür ediyor. Onu deneyimliyor. Hikayede bunu doğru yorumladığınız zaman anında geçiyor. O yalnızlık, kimsesizlik, yabancılık hissini aldı. Köyde ilk hissettiği şey, o durum birbirini o kadar güzel tamamlandı. Mesela 5 yaşındaki bir çocuk sabahleyin kalktığında bilmediği bir yerdeyse neyse. Dediğiniz dakika, hiç düşünmemiş. Bir şey söyleyeyim, onu fark etmesi, beyni tekrar işlenmesiyle mi oluyor? Yani onu fark ettikten sonra ne oluyor? Geçiyor. Kristallik çözülüyor, eriyor. Öyle düşün. O ego parçası o an bir travma yani. Bir manası bir şey, bir yerleşik yeri yok. Anlamsız, bilinçle işlenemiyor. Kristalleşiyor, orada saklanıyor. Terapiye başladığı zaman, terapi zaten iyileşmeye gelmiş, yardım isteyen kişidir. Değişmeye gelmiş, kurtulmaya gelmiş kişidir. Değişme demeyin. Değişim kullanmıyor, olgunlaşma değil. Bir insanın anı malını değişmez çünkü. Zaten oraya geldiyse o orada hep çıkmaya çalışır. Böyle oradan, buradan, maskelerle gözükmeye çalışır. Yaşam olaylarında ona göre gelişir. Normalde olmaz ama seanslara başladıktan sonra olur. Mutlaka olur. Yani size mutlaka bir hikayeyle gelir, olur olur. Çok deneyimledim. Ya artık inanıyorum yani. O kadar çok hikaye dedim ki. İçindeki agresyonu bastırmış. Böyle gayet sakin, cool. İşte öyle böyle bir danışanda çocuğuyla bir deneyim yaşamış. Çocuk ağrıyordu, annesine oldu. Bir anda aynı şekilde vurduğunu şey yaptı, deneyimledi. Onu da seansta çok acıyla anlattı. Aynı benim köpekten kaçmak gibi. Çok pişman olmuştu bunu nasıl yapabildiğini, onun gibi birisinin böyle bir şey nasıl kalkıştığını falan dehşetle anlattı. İşte o tiplerden nasıl bir çocuktu, nasıl tanırlardı falan hikayesini aslında çok despot bir çocuk bulmuş. O kardeşleri vallahi yerinden kaldırmıyormuş falan yani. O agresyon nasıl olduysa bir süre sonra entelektüelizasyon, kuruluk ve şey örtülüp onu sıkışa sıkışa hastalık üretmiş oluyor. Yani biraz demek ki bu kişi, tamam, neyse olur, hani bir şeyler almışlar, çok hoşuma gitti. Yani neyse, gerçeksen gerçek mi, sahici ol, en azından sağlıklı olursun, birileri seni sevmesin yani. Gerçek ol yani. İşte şey almıştı, bir arkadaşımız gibi Tahir Hoca'ya sormuş, iyi insan nasıl olunur? Hocam demiş ki, sahici ol ya. Sahici ol yani, gerçek ol, çok önemli ya. Tamam, herkes sizi sevmez, o olur yani. İşte o agresyonun, o tepkiselliği, özel, kişinin özelliği, varoluşu da var. Onu bastırıp böyle şeye, ama ben zaten eziliyordum onun yani, öyle bir geliyordu ki seansa. Gayet mütevazı da insanlara şey yapan, uslubunun altında jipi, işte Gucci botları, şey, velantino eşarpı, işte kocaman beş taşıyla böyle duruyordu benim karşımda her sefer. Böyle konuşuyordu falan yani, ben de bazen yorgun falan oluyordum. Üstüm başımda pek şey olmuyordu. Çok hissediyordum yani. İşte o agresyon neye dönüşmüş? Büyüklenme içinde biraz da şey, ama kendi hiç farkındaydı. Gerçekten değildim. Yani şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten olmadığını anladım yani. Çünkü çok üzülüyordu onun kibirli bulup işte bazı şeylere çağırmayanlara falan. Yani nasıl böyle yapıyorlar falan diye bir hissediyordu. Kendi farkında değil. O gün seansa gelirken işte geç kalmalar, otobüste, metroda travmayla yaşadıkları, arabasıyla yaşadıkları, yolu bulamamaya başladıysa bir yaşlarında falan duygusal alanlar sesleniyor. Bazen bazı seanslarda bir yaştan, bazı seanslarda beş yaştan, bazen ergenlikten bu süreler olmayabilir. Ego şey, duygu şeyleri, yolaklarında şeyler oradan çıkar kendini gösterir. Yani orada bir şey tutturmayın. Şimdi 3 yaşından duygusal böyle gidecek, büyüyecek falan diye. Bazen ondan daha doğru. O parçalar, kopan parçalar kendini şey yapar. Kavgalar, sürprizlerin hepsini yorumlayacak. Oraya geldiyse yorumlanmak zorunda. Mesela benzin istasyonu kazası. Çok güzel bir şey bu. Şimdi ısrar ediyor.
anlayış bulup falan görüşüyoruz. O ayrı bir eğitimler var bilmem ne. Görüşemiyorum aralarda iptal oluyor. Ya da şey yazamıyoruz seans. Geldi dedi ki, geçen gün ne oldu biliyor musunuz dedi. Şey istiyor, 3 gün, ya 2 güne ya da 3 gün gelmek istiyor. Ben de daha hani çok boğulur, yeni başlıyor. Bazen öyle yapıyorlar, sonra kopup gidiyor. Yani tamam diyor, aslında kendine kalıp buradan bir şey çıkmayacak. Ben de hemen gelinleyeyim. Ama neyse şimdi rahat edeyim diye. Terapiste baskı yapabiliyor. Benzin alırken bir anda nasıl oluyorsa gidiyor ödeme yapıyor kartıyla geliyor benzin şey takılı devam ediyor onu unutuyor gaz alasıyor gidiyor hortum kopuyor benzin dışarı yapıyor yani tam unutuyor şok yani nasıl bunu yaptın bütün seans konuştu ya ben kendime inanamadım yani polis falan geliyor zaten o bu boruyu falan hallediyorlar dışarı yapıyor ya ben işte İşte o çevre depoda oldu diyor. Yani çevreye doğmuştu bir yer olmuştu. Şey yapamıyor ya, seanslardan beslenemiyor ya. Onu istiyor yani daha fazla. İşte o hortumun kopması falan, seanslara gelme sıklığı, ihtiyaç duymasıyla çok ilgili aslında. Yani oradaki şeyi oraya çok güzel paralel bir şekilde anlamamız lazım. Şarja takmak. Mutlaka o telefonun şarjı seansa girdiği anda yok. Oraya takması lazım. Beslenmek istiyor. O ilk daha anne sütü almasıyla ilgili şeyler. Dinamiklere kadar gidiyor. Alıp alamamasıyla ilgili. Mesela geliyor, ben o gün şöyle biraz bol bir şey giymişim. Aldım, merhaba, başladık o. Bir şey soracağım ya, çok merak ettim yaptı ya. Ne anlıyor musunuz? Evliliğim, giyimliğim falan bilmiyor ben. Nasıl böyle hissettiniz hani? Değil mi, bol giymişsiniz ya falan filan dedim ve gelişiminde kaçıncı ayıydı? Tam 6-7. ay. Yani tam onun aile öyküsünde annesi bu 6 aylıkken kardeşine hamile kalıyor, bunu da sütten kesiyor. Mesela. O bilinç dışı çağrışım orada yeniden tekrarladı. Yani tam seanslarının 6. ayı civarı benim hamile olarak hayal etti. İmaje etti ve sordu. Rahmetli sonunda. Yok. Yani o seans cevap vermedi. Sonra ısrar ettim de ay hamile neden böyle düşünmemiş dedim. Sonra kardeşimiz de sizin aranızda ne kadar yaşlı kardeş dedi. Ah, Nihal falan dedi. Yani sütten kesildi. Çünkü Anadolu'da anne hamile kalırsa ayaklı çocuğu emzirmezler. Bunu bilmeniz lazım. Sütten kesildiği için o bir yurt dışı şey geldi. Flashback geldi. Bir de bu böyle bir sürü kere seansa gelir, odada ne var ne yok görmez. Aynısı bu bir yaşlı çocuğu evin içinde daha ne var ne yok bilmez ya. Böyle bir süre geçer, bir ay geçer mesela. Ya ben burada, o ne varmış? Burada kütüphane var mıydı? İşte şu var mıydı? Nesneleri fark etmeye başlar. Görme, duyma eksikliklerini. Duymadım. Ya öyle miymişsiniz? Ben. Hangi nesneyi fark ettiğinde önemli. Mesela iki ana fark ettiğim bir ergen, 1,5 yıl sonunda, 2. yıla doğru, bu odadan bir şey mi çıktı dedi. Hiçbir şey çıkmadı. Aynı odaya geldi. Sonra ayrılan nesne ne ayrılmıştı? Annenin odasından ayrılması, geçişinin çıkması, şeyle, anısını anlattı. Beni ayırmışlardı, hatta kapıyı kapatıyor, o karanlık koridorda koşuyor. Sürekli salonları caddeye bakıyor, ışık falan alıyor, salon açık, koridora geliyor. Korkuyor yani. O korkusunu hatırladı, anlattı. Yani ne olurdu? Ben gider salona yatardım. Salona böyle arabalar geçerdi, ışıklar vurdu. Ben kalkardım, yeni uyurdum. Kapıyı açmıyorlar yani. Mesela ayrışma patolojisi. Yani patolojinin çoğu işte şeyde nesne ilişkilerinin aksamasında ayrışma bireyselleşmesinin o yüzden benim gelişim önemli, çok önemli. Ödüperleri etkiler çatışmada başlar zaten. Oradaki takılmalar yüzünden, orada plan sarması yüzünden olur. Bu bahsettiğim kulağa çınlayan yeni hikayesi yakın olduğu için böyle bir sürü örnek var da tekrar şeyleri dinlemek lazım. Üçüncü seansa işte semptomlar gelmiş şey, ya bu sefer çok ilginç bir şey oldu dedi. İşte dedi benim bizim dedi eşim dedi karşıdaki kuaförde dedi yavru kedi varmış. Hep söylüyordu bana işte kedi alalım, köpek alalım, kedi alalım. Ben de bakamayız, sen sorumsuzsun bakamazsın, ben de uğraşamam diyordum dedi. Uzun uzun anlattı. Neyse bunu ikna etmiş. O yavru kedini bir tane kardeşine almışlar. Buna kedisi olmuş. Ama
eşi söz vermiş, ben bakacaktım, ben ilgileneceğim falan demiş işte. Birinci gün baktı diyor, ikinci gün baktı diyor, üçüncü gün baktı diyor. Ama ben de diyor, sabahları kalkıyorum diyor, onunla biraz oynuyorum diyor. Bu geç gidiyor, eşi erken gidiyor, eşi hava yollarında çalışıyor. Biraz oynuyorum diyor, ben nereye gidersen evde, o da geliyordu. Çok hoşuma gitmeye başladı, onu sevmeye başladığını fark ettim dedi. Sonra dedi ama bir hafta 10 gün geçtikten sonra dedi, yine eşim dedi, ona bakmayı ihmal etmeye başladı işte zaman. Kıyafetleri falan her şey orada da evde sordu. O da anlamış ve demiş ki kediyi verelim. Bakalım diyor. Bu da tamam falan demiş. Telefonla konuşmuş. Unutmuş falan. Bu hikaye çok bir seans sinyasını etti yani. Neyse diyor verdi diyor. Adamla buluştu diyor. Birini buldu diyor. Verdi diyor. Geldi bana telefonda dedi diyor. Hem tanımak istedim dedi diyor falan. Sonra diyor bu eve geliyor. Geliyor bakıyor kedi yok. Ondan sonra aynı ettiriyor. Bir başladım ağlamaya diyor. Eşim görmesin diye diyor, yüzümü falan yıkadım diyor. Geldim diyor, sofraya oturdum. İki lokma ağladım, tüm attım, çabuk ve ben nasıl ağladım diyor. 15-20 dakika ağladım diyor. Bundan önceki seansta da çok yakın bir arkadaşım vardı. Yurt dışına gitmişti. Onun ayrılığını anlattı. Onunla çok iyilermiş yani. O zamanlarda oğlunu ararmış, oğlunu. Onun yasını hiç tutmamış. Ve bu semptomlar bunlardan sonra başlıyor zaten. Ve ben de anladım ki, hikayede yine şey de vardı, yani eşimle ilk yıllarda çok zorluk çektik. Başkası olsa kesin ayrılırdı ama ben ayrılmadım. Yani dışarıdan bakan biri, ben ayrılması lazım falan der, ben ayrılmadım. Dedi ki, benim de ayrılmakla ilgili bir sorun var, bunu anladım. Bir de şey fark etti, işte, o çocukla ilgili düşünceler ondan sonra geldi zaten, kediden sonra geldi. Ama bir deneme aslında. Yıkıldım yani, anladım bir kere daha bakılamayacağını, olmayacağını. Falan bir sürü bir şey konuştuk. Mesela bu deneyimler çok çok önemli. İyi deneyim. Çocuk oradan sonra geldi seansa. 5. seans falan yani. Hiç ben de lafını etmedim, o da etmedi. Kulak uykusu dedik. Bavullar. Yani mesela tatilden geliyorlar. Bavullar duruyor. Değil mi? Gece geliyoruz. Hepimiz tatile gidiyoruz arabayla neyse ne. Geliyoruz. Bakın evde tuvalesi, bu bavullar yerleşir. 3 tane çocuklar yatıp uyuyacaklar, sabah yerleştirecekler, çalışacaklar falan. Yok ben uyuyamıyorum diyor, bavullar yerleşecek. Kocası kızıyor, çocuklar kızıyor, mümkün değil. Hikayeyi alıp altta, baba habire gidiyor bavullar diyor, baba kavga ediyor, bavullar bir şeyler kapısının arkasına konuyor, tehdit unsuru, bu çocuk. O bavullar öyle durdukça uyuyamıyor sistem. Hiç düşünmemiş ya. Benim için mesela en çok basit hikayeyi biliyorsam, bu da geldiyse hemen tık tık koyabiliyorum ama o ne anlatırken farkında, ne yaşarken farkında. Ya ne olacak bilmiyorum ya, ne vardı bilmem ne de, artık kocası falan da kızıyormuş zaten. Rüyaları, birkaç rüya vardı güzel. Onu niye geçtik, atladık bunu. Allah Allah, o sırat deneymiş. Neyse ben hatırladım, ha rüyalar var. Süperego ile ilgili çatışmasını anlatan bir rüya, bir sürü var da şimdi onu ergen, çok fazla eylem abonaları var, muhtemelen borderline kişi patolojisi oluşuyor yani, daha oluşmadı ergen olduğu için. Yatıyor, kalkıyor, insanları baştan çıkarıyor falan. Son seansta anlattı, bir akademisyenle böyle toplantıya geldiğinde onu nasıl ayak etmeye çalıştığını falan filan bayağı anlattı. Sonra böyle işler yolunda gitmedi. O gece bir dahaki seansa gelmeden önce bir rüya görmüştü. Fakat saçları açmış ve renkten renkli gidiyor zaten herhalde. Ben beyaz dedim ki değiştireceğim, pembe yapacağım dedim. Saçımı pembe yapacağım, karar verdim. Bir daha geldiğinde pembe yapacaksın. Eyvallah. Ben şimdi açtım, bu böyle bekleyecek, sonra boyanacak dedi. Bir dahaki seans geldi, o seansta rüyasında o birlikte olmak istediği adam, annesi babası ve pembe başörtülü bir kız var. O pembe başörtülü kız onu sevmediği, gıcık olduğu kız arkadaşının olduğunu söylüyor. Bu kapıdan giriyor. O pembe başörtülü kızın orada olduğunu görünce çok sinirleniyor. Aile tutuyor çocuklarının mütasip bir aile. Aile böyle bundan artık utana kendini öldürüyorlar. Zaten zor terapi işte. Terapi giydiği işte. Geliyor, görünce onun üstüne bunun ne işi var falan diye bir şey hissediyor rüyada. Onunla tokalaşıyor, tokalaştığı an şey yapıyor. Çok kötü hissediyor. Bu basit kızla ben nasıl...
uyanıyor. Ne var burada? Bir kimlik parçası var, içselleştirilmiş süperegonu, kapalı pembe saçlı tasdik kız, annenin babanın tasdik ettiği ve o adama uygun yönünden kendi var ve onunla çatışması var, dürtüsel hepsi var. Bunu mesela anlatırken hissedebildin mi? Pembe başörtü, orada, o rüyanın en önemli şeyi pembe başörtü. Başörtü, bunun rengi yani. Güneş dışında, şeyinde. Peki sevmediği kız şeklinde görmesi... Olmaz, tabii. Olması gereken kişilik parçası. Ya ondan beklenilen şey o. Aslında o kızın, o ailenin kızının öyle olması lazım. Yani o da bir idealize, yani içselleştirilmiş süperegonun ona dayattığı, olması gerekeni söylediği şey, onunla çatışıyor zaten. O yüzden bu kimlik dağınıklığı parçalanması, o saçlara bile kesiliyor, açılıyor, yırtık giyiniyor, açık giyiniyor. Instagram hesabı falan var, aile görüyor, çıldırıyor, bayılıyor, bütün ortalık karışıyor. Sonra yine toparlanıyorlar yani, öyle söyleyeyim. Hocam, az önce şey dediniz ya, herkes sevmek zorunda değil, bu kızı da mesela herkes sevmek zorunda değil. Bu değil ama, bu gerçek, gerçekçilik işte değil, sahicilik değil, bu kimlik dağınıklığı. Net olarak. Sahicilik. Yani bu kızın gerçeği o mu değil? Kızın gerçeği onu değil. İkisi de değil. O da değil, o da değil. Rüyada görülen de değil. Şu anki yaşadığı burada kimlik dağınıklığı yaşıyor. Yani egosu dış gerçeklikle iç rüyalarını dengeleyemiyor. 14 yaşında sürekli birilerine yatıyor. Yani ne dürtüyü kontrol edebiliyor. Ne süperego ortada var. Toplumla bağlı şeyin çatışmalı. Okulda arkadaşları da o adam öyle yazdığını görünce bir dahaki toplantıya çağırmıyorlar falan. Ona da üzüldü yani. Ya akranlarıyla yani denge yok ki burada. Orada bir sahici kavranabilirsin. Ya çok hareketlisindir, biraz agresifsindir, agresyonun artacağını anladın, ortamlardan uzaklaşırsın, insanları kırmazsın. Şey yapma, yani o denetimi egonun sağlaması lazım yani. Sahicilik başka bir şey. Bir tane de bitiyor, bitireceğini anlıyorsunuz. Bakın rüyalarda artık gelmeyeceğini anlarsınız. Ya da söylemlerinde de anlarsınız. Çok zor. Ne yapacağız şimdi? Ne oldu, ben bunları anladım da ne oldu falan diyorsa kafa karışık biraz. Her an düşebilir yani. Güzel de oldu, şu anda iyi bir üniversitede okuduğunu duyuyor. Çok zeki bir çocuktu ama uzaylı gibi. Okullar arası kötü. Arkadaşları da kötü. Ay hepsi zaten aptal. Bir şeyden de anlamıyorlar. Çizimleri çok süper, çok da yakışıklı bir çocuktu. Kızlarla falan da işiyor, sanki onlar yok. Falan öyle gitti şeyler, seanslar. En son bir rüya, hep bir rüya görüyordu kendini ormanda piyano çalarken. Bu rüya tekrarlayan bir rüya. Ceylanlar var, ergenlik rüyası. Dürtüysen ceylan dediğim hatun. Tamam, bunu dürtülüyor. Gayet de ben rüyayı biliyorum ama son rüya değişti. Nasıl değişti? Bu yine piyano çalıyor, etrafta kuşlar ötüyor, sular akıyor, Ceylan ona bakıyor böyle, o da ona bakıyor. Fakat biraz ileride yaşlı bir hanım da piyanoyla ona cevap veriyor. Ama sonra yok oluyor bu hanım. O da oradaki tepenin arkasına bir türlü geçemiyordu, geçiyor. O piyano çalan yaşlı teyze ben. Çok üzüldüm. Çünkü bitti seansı. Şey bitti yani, süreç bitti. O da odağa geçti ya. Ergenlik de zaten şey oldu falan. Tamamlandı. Ah çok, o zaman şey düşünüyorum, ben çok yaşlı gördüm acaba. Yaşımı göstereyim falan diye düşünmedim ama anladım. Yani sonra düşündüm o dönem ama o yaşlı dedi, bana anlattı yani böyle. falan tepeyi geçtim ve ne gördüm? Yani orayı hatırlamıyorum, uyanmışım dedim. İşte gelecek yani, bilmiyoruz. Şey yapacağız. Mesela ben o zaman anladım. Yani gerçekten bilinç dışında da bitti, kabul ediyorsun, bitecek bir şekilde, bitecek. Benim örneklerim bu kadar. Ya bir sürü var tabii ama şu an en azından toparlayabildiğim şeyler bu kadar. Ben Bakırköy Psikoloji Enstitüsü'nün kurucularındanım. Oradayım. Bir kurumsal firmanın da psikoloğuyum 5 yıldır. Şey olarak. Yani cep telefonum var, herhangi bir tatmak bir şey getirme. Böyle sizin sorularınız varsa alayım. Bilmiyorum, sunum size ihtiyacınız olan bilgileri verebildim. Ben bir şey sorabilirim. O pembe saçlı kız rüyasında yani pembe yaşam. Ayşe, işte pembe, yani saçların pembe
öğrenme yapmak isteyen danışanınız, hani o terapi seansında nasıl bir farkındalık kazandı mesela? Yani hani aile yapısını değiştiremiyor sonuçta. Hani onlara uygun olmadığını mı fark etti yoksa? Çok derin depresyona girdik. Şu an orada. Hala devam ediyor. Zaten İstanbul dışında küçük bir yerden geliyordu ve ben onu daha uygun ücretle görüyorum. Çünkü başka şekilde iyi iş olması mümkün değil. O kendiyle yüzleşmesi, o süreçte zaten o birlikte olmaya çalıştığı akademisyenle bayağı şeyler, o onu ekti falan, bu iyice sinirlendi, hırs yaptı, aile duydu, beni aradılar falan, bir sürü şey oldu. En son mesela şey yorumu, ala giden avlanır da benim yorumum mesela. O yorumdan sonra iki ay gelmedi. Çünkü onu randevu verdi. Herhalde çocuklardan bir şey oldu. Çocuk sonuç 14 yaşında. Ben dedi çok kötü hissettim kendimi falan. Ben de ara giden ablaları yorumunu yaptım. Aslında bir yüzleştirme ama dedim ya iki ay gelmedi. Şimdi yeni yeni tekrar geldi. O arada aile falan da karıştı ama çok şey oldu. Şimdi yoğun depresyonda toparlanacak. Kişi kendiyle yüzleşir de şey olur, sıkıntılanır ya, çeker. Terapi, şeyde, seanslarda mutluluk beklemeyin yani her zaman. Bunu da söyleyebilirsin. Yani ben size çok büyük ilk zamanlar mutluluk ve şey vaat edemem ama çok rahatlarsınız değil. Yani şey acı, çünkü atlanılmaz duygularla yüzleşiyor. Yani yaptığınız şey o. Buyurun oradan bir şey. Ben şeyi merak ettim. Belli ki rüya analizi yapıyorsunuz. Sen de rüyaları inceliyorsunuz. Rüyalarda danışanın her dediği bir nesneye dikkat ediyor musunuz? Yoksa nesneyi anlatırken daha çok bastırdığı şeylerin, yani atıyorum mavi kapı dedi, mavi kapının da hep ardını inceliyor musunuz? Ya da ondan çok sık bahsedip bahsetmemesi mi onun üzerine durma sebebini? Seni bunu merak ettim. Şimdi rüya analizi eğitimi almadım. Ama rüyaların yorumlanmasını kendi analizinde de deneyimledim. Ve şunu deneyimledim ben, o problem bir şey. Senin hikayene göre sana soruyor, yani oradaki noktaları o yakalıyor, onu soruyor, onun çağrışımlarını sana bulduruyor. Ben de öyle yapıyorum. İşte pembe eşarp dedi mesela kısa ben. Dedi ki ya ben dışımı saçım pembeye boyayacağım ya dedi. Eğer pembe eşarp dersen bir sorun olmaz biliyor musun dedi. Kıyamet kopacak bak göreceksiniz dedi mesela. Şimdi onu o söyledi. Ben kendi şeyime çıkarırsam değil. Ona soracaksınız. Bu rüyalarda ben daha önceden biraz öğrendim. Bir de kendi deneyimimde kazandığım şeyi. Orada rüyadaki renkler önemli. Olur olmadık semboller önemli. Bir de şeyler önemli. Vudu böyle, bilmem orayı anlamadım ben. Ne gittim dur bakayım falan. Yani biraz örtülmüş. Ego kaldırır mı ki oraya örtülmüş. Oraya biraz ışık tutabilirsiniz. Mesela bir danışan seanslara başladığında, ikinci, üçüncü seansında o gece küvette böyle beyaz bir küvet tarif etti. Orada yıkanmaya başladığını, bedeninin beyazlığını ve bebekse tenini falan söyledi. Ben onu şeyle yorumladım, o da tamam diyor zaten. Oturmazsa tamam demiyor. Ha diyorsa tamam, doğru yorum. Yani. Yoksa tekrar araştırıyorsunuz. Ben onu seans, ana rahmi gibi küve, seansları, seans odası gibi küve yapıyorum. Ana rahmi demedim tabii. Oradaki o arınma ihtiyacı, yani seanslarda anlattık böyle yıkanma, arınma, temizlenme duygusuyla yorumladım. Aa evet ya, şu an rahatladım falan dedi yani. O dedi ama. Hani ben çok emin olmadım dedim ya başında, emin olmayacaksınız yani. Soru karşılıklı soracaksınız. Rüyalar ayrı bir şey. Hani ben kendi okumalarım, deneyimlerim ve eğitimden biliyorum. Bu konuda çok uzman olup burada söyleşiler yapan arkadaşlar oldu ama yani ben de yerindeyim ama önemli. Bilinç dışının çok ciddi bir kaynağı. Öfkesini şey yapan kişinin birdenbire yaktığını falan görür rüyada yani. Çok büyük agresyonla gider o kişiyi yakar. Kimi kavga eder, kimi yakar. Rüyada yakar yani. Başka? Teşekkür ederim o zaman. Peki takvimi ben yapayım. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim. Açamıyorum ben. Tamam. Seçersiniz. Bir dakika ben onu burada
da istiyorum beraber. Belki ya eğer sakıncası yoksa tabii. Yani. Teşekkürler, çok sağ olun. Seviyorum sen bir şey değil mi? Şöyle çekeyim. Hocam senin telefonunu alabilir miyiz? O kaplama şey yapıyor. Bir dakika, başka telefonu alalım. Ben ondan alacağım. Şöyle geliyor bir şey. Toparlanalım, hepimiz çıkalım. Herkes çıkıyor galiba. Evet. Çıkıyor galiba. Çekmemişsiniz. Yok. Şey... Çok teşekkür ederim.